İyi akşamlar, iyi pazarlar sayın meslektaşlarım. TJOK İstanbul'un onkoloji oturumuna hepiniz hoş geldiniz. Bu oturumun hepiniz için yararlı olmasını diliyorum. Bugün değişik kurumlarda çalışan birbirinden değerli konuşmacılarımız var. Bu oturumda günlük pratikte hepinizi ilgilendirdiğini düşündüğümüz HPV aşıları, invaziv lezyonların taranması, medikal tedavileri, yönetimi ve cerrahi tedavilerini konuşacağız. Ben her şeyden önce tüm katılımcılara, konuşmacı hocalarımıza, bu toplantının yapılmasında bize destek olan MSD ve Mealis firmasına ve organizasyonda destek olan Figür Turizm'e çok teşekkür ediyorum. Konular bağlantılı olduğu için sorularınızı oturum sonunda konuşmacılara yönelteceğiz. Bu oturumu değerli arkadaşım Gürkan Kıran'la birlikte yönetiyoruz. Ben şimdi sözü kendisine bırakıyorum. Herkese iyi akşamlar, iyi pazarlar. TJOD'un onkoloji toplantısına hoş geldiniz. Ben toplantıda emeği geçen başta Samet Hocam olmak üzere tüm arkadaşlarımıza, hocalarımıza teşekkür ediyoruz emekleri için. Teşekkür ediyorum. Ayrıca toplantı sponsoru MSD ve Mealis firmalarına da ayrıca teşekkür etmek istiyorum. İlk konuşmacımızla başlıyoruz. Oturumu açıyorum. Sevgili Cem İbozkurt hocamız bize HPV aşılarında güncel durum, aşı ne kadar başarılı oldu bunu sunacak. Bununla ilgili bir konuşma yapacak. Buyurun. Değerli meslektaşlarım, sevgili oturum başkanları, ben de teşekkür ediyorum. Fazla vaktimiz olmadığını da düşünerek hızlıca konuşmalara geçiyorum. Bazı slaytları ben de MSD firması bana yardımcı oldu. Onlardan aldım. Çoğu slaytları kendim zaten yapmıştım. Ben size aşılardaki güncel durumdan bahsedeceğim. Şimdi HPV ilişkili kanserlerin tabii ki serviks kanseri en önde geliyor ama vajinal vulvar, anal kanserler, orofaringeal ve penil kanserler yaptığını da biliyoruz. Bakıldığı zaman serviks kanserlerinin neredeyse %100'ü, anal kanserlerin yaklaşık %85'i, vajinal kanserlerin %70'i, penil orofaringeal ve vulvar kanserlerinde aşağı yukarı %25 ile %30 arasındaki tipinin HPV ile alakalı olduğu gösterilmiş durumda. Globogan 2020 verilerine göre de tüm dünyada iki cinste tüm yaş gruplarında rahim ağzı kanserleri aşağı yukarı %3,1'lik bir oran teşkil ediyor. Ölümlerde de yine %3,3'lük ölüm serviks SA'ya bağlı. Bizim ülkemize baktığımız zaman insidans oranı oldukça az ama mortalite oranına geldiğimiz zaman bir tık daha yüksek olduğunu görüyoruz. Bizim de tabii ki aşıyı biraz daha rutine sokmamız gerekiyor. Ben hafifçe size bir pozoloji hatırlatması yapmak istedim. Şu anda ülkemizde sadece kuadrivalan aşı bulunmakta ama hani Eczacılar Birliği'nden istenerek getirtilebiliyor 9 aşıdan. Normalde MSD'nin önerisi 9-13 yaş arasındaki bireylere 2 doz aşılama şeması şeklinde. Ama bunu CDC Amerika'da 9-15 yaş arası olarak kabul ediyor. 2 doz öneriyor. Bakıldığı zaman ikinci dozu ilk dozdan 6 aydan daha önce erken uygulanırsa üçüncü dozun uygulanması öneriliyor. Yani ilk dozu yaptığınız 4 ay sonra ikinci doz yapıldı. O zaman bir üçüncü doz gerekiyor. Ama 6. ayda yapılırsa veya atıyorum ilk dozu 15 yaşından önce yapıldı. Diyelim ki 11 yaşında yapıldı. Çocuk geldi 18 yaşına. O zaman da ikinci dozu yapmanız yeterli. Tekrar bir doz o zaman yapılmasına gerek yok. Yani ilk doz 15 yaşından önce yapılırsa sadece 2 doz tamamlamak yeterli oluyor. Bu yaşın üstündeki bireylere 3 doz aşılama şeması gerekiyor. Hepinizin bildiği gibi 0-2-6. Burada da hatırlatmak istediğim ikinci doz birinci dozdan en az 1 ay sonra olacak. Üçüncü dozda ikinci dozdan en az 3 ay sonra olacak. Tercihen tüm dozlar 1 yıl içinde uygulanmalı. Burada yine CDC'nin bir önerisi var. Bunu nanovalanla da tamamlayabilirsiniz. Yani ilk ikisi kuadrivalan olduğu, üçüncüsü nanovalan yapılabilir. Ayrıca bir tekrar doz tekrarlamasına gerek yok. HPV aşılarının etkili ve çok güvenli olduğu onaylanmış. Bunun için hem Dünya Sağlık Örgütü hem CDC yayınlamış durumda.
Ben kısaca etkilerinden bahsetmek istiyorum. Kanıta dayalı tıp bilgileri altında. 20 çalışma meta analizli var. 9 ülkede yapılmış 140 milyon kadın yılı takip. Aşılama oranının en az %50 olduğu durumlarda HPV-16 enfeksiyon prevalansındaki düşüşün %68 oranında olduğu gösterilmiş. Anogenital kondilom prevalansındaki düşüş %61. Eğer aşılama %50'nin üzerinde olursa çapraz koruma sağladığını görüyoruz. Kuadrivalan aşıyla da sürü bağışıklığı etkilerinin %30'un üzerindeki aşılama oranlarında olduğu gösterilmiş. Bu şekilde sadece kadınlar aşılandığında erkeklerde de kondilom prevalansının azaldığı gösterilmiş bu 2015 Lancet çalışması. Belki bizim için en çok veri sağlayan, bu işi rutin yapan Avustralya verilerinden bahsetmek istiyorum. Kızlar da 2007'de rutine giriyor aşı, 2013'te de erkekler de rutine giriyor. 2018'de de Avustralya herkese nanovalan aşı kullanmaya başlıyor. Aşı yaptırılma oranları 15 yaş erkeklerde 2 doz %75 oranında, kızlarda ise %83 oranında oldukça yüksek oranlar. Bu verilerle servis kanseri insidansı 91'den 2014'e 18'den 7'ye düşmüş 100 bin kadında. Mortalite ise 1991'lerde 100 binde 4 iken 2015'te yarıdan fazla azalmış. Daha da azalması tabii ki bekleniyor. Aşılamasının etkilerine baktığımız zaman HPV tiplerine özellikle kuadrivalanı buraya koydum. Aşılama öncesi prevalans %28.7 iken aşılama sonrası %2.3'e inmiş durumda. Tüm HPV tiplerinde burada slide'da gördüğünüz gibi azalmış bir prevalans mevcut aşılama sonrasında. High grade sil oluşumuna bakıldığı zaman 2007 ile 2014 arasında Avustralya verileri karşılaştırılmış. 24 yaşından küçük kızlarda bakıldığı zaman high grade sil oranının %50'den fazla azaldığı saptanmış. Kondilom insidansı da oldukça azalmış durumda. 12-20 yaş grubunda aşılama öncesi 100 kişide görülüyorsa aşı sonrası bu 12'ye düşmüş. Bu oran 21 yaş altı çocuklarda %93'lerde, 21-30 yaş arasında ise %73'lerde saptanmış, aşılama programının başlangıcından sonra azalma devam etmekte. Bizi etkileyen yine bu obstetri praktiğinde rekürren respiratuar papillomatozis aşı öncesi 0.16 oranındayken yüzde aşı sonrasında 0.02 yani 10.2'lere inmiş. Eğer kişi gebe öncesi aşılandıysa kadın bunun hiç görülmediği de raporlanmış. Dolayısıyla aşılamak respiratuar papillomatozis açısından da bebekte koruyucu. Nonovalan aşının tabii ki verileri daha çok çıkacak zamanla. Servis kanserlerinin yaklaşık %90'ını engelleyecek gibi görünüyor. Anal kanserlerinin %96'sını, kondilomların neredeyse tamamını, taramada da HPV'ye de dönülürse bu etkinin daha da fazla olması bekleniyor. İskoçya verilerinden bahsetmek istiyorum. Özellikle yine CIN için yapılmış. 7 sene içerisinde CIN3'de %89, CIN2'de %88, CIN1'de %79 aşılanmış kişilerde %90 aşı kapsam oranıyla azalma mevcut. Yine benzer yüksek gelirli ülkelerde 5-9 yıl içerisinde CIN2'nin genç kızlarda %30 ile 50 arasında azaldığı çeşitli ülkelerde gösterilmiş. Amerika Birleşik Devletleri verilerinde de aşılama öncesi döneme göre aşılama sonrası dönemde servis kanseri insidansında %29'luk bir azalma gösterilmiş. 10 senelik yine kuadrivalan aşısı ulusal programda bulunan ülkelerin verileri var. Burada da benzer demin bahsettiğim şeyleri görebiliriz. Yani enfeksiyonlar aşağı yukarı %90 oranında azalmış. Erkek ve kadınlarda genital sihir oranında azalmalar yine %90 ve yüksek gradlı servikal sitolojik anomalilerde azalma da %85'ler civarında diğer bilgilerle uyumlu olarak. Kalıcı koruma bakıldığı zaman 10. yılda immün globulin bakılarak görülmüş.
4 HPV tipi için seropozitiflik oranlarının bu aşılama sonrası %90'ın üzerinde olduğu, yani etkin kalıcı korumanın devam ettiği görünüyor. Erkeklerde 10 yıllık sonuçlarda HPV 6, 11, 16, 18 ilişkili hastalık sağ tarafında göreceksiniz slide'ın hiç gözlenmemiş, ciddi yan etki de yok. 12 yıl sonraki verilerde HPV 16, 18 ilişkili CIN2 ve üzeri lezyon hiç yok. Yani aşı etkinliği %100 12'de. 14. yıllık veride de 2020'de yayınlanmış. Burada da HPV 16-18 ilişkili yeni bir vaka gözlemlenmemiş. Yani etkinliği halen devam etmekte. Dolayısıyla meta analizler sonucunda aşının etkinliği hem kızlarda hem erkeklerde HPV enfeksiyonları ve CIN2 için ve anogenital sil teşhisi üzerinde inanılmaz derecede etkin. Burada bir iki tane slide'da değişik bir konularda HPV aşısının kullanımı olabilir. Onun için koydum. High grade sil tedavisi sonrası HPV aşılaması, bazen kolonizasyon sonrası yapılabiliyor. Bununla ilgili bir verimiz var. Aşılanan 360 vakayla aşılanmamış 377 vaka karşılaştırılmış. Rekürren hastalığın aşılı grupta %2,5 civarında olduğu gösterilirken aşılanmamış grupta bu oran %8,5 olmuş. Siz de LEAP sonrası hastalığa da bu bilgiyi kullanabilirsiniz. Bir diğer akla gelen soru da aşılama sonrası non-vaksin tipi HPV prevalansı artıyor mu? Bu kesinlikle artmıyor. Buralarda hiçbir değişiklik tespit edilmemiş. Bütün bunlardan sonra tabii aşının etkinliği net. Dolayısıyla hedef eradikasyon oluyor. Daha büyük problem aslında Afrika ve Güney Asya ülkelerinde ortaya çıkıyor. Serviks kanseriyle ilgili. Şu anda ulusal bağışıklama programında HPV aşısı bulunan ülkeler aşağı yukarı 141 taneye ulaşmış durumda. Avustralya tamamen bu serviks kanseri eliminasyonuna durumu endekslemiş. Gelecek 20 senede serviks kanserinin eliminasyonu planlanıyor. Bu datalar ortaya çıkınca tabii Dünya Sağlık Örgütü de biliyorsunuz Mayıs 2018'de bir global hedef koydu. Serviks kanserinin eradikasyonu diye. Yani 100 bin kadın yılında 4'ten az vakaya tüm dünya üzerinde bunu indirmeye çalışıyor. Devletlere bu konuda destekte bulunuyor. Buradaki yine en büyük problem aslında aşıya ulaşmada eşitsizlik. Çeşitli modellemelerle ben sunumu bitirmeye çalışacağım. Sürü bağışıklığı %30 gibi düşük bir aşılama oranında bile ulaşıyor. Ama çeşitli modellemeler var. Kapalı bir popülasyonda her iki cinsi de aşılama oranını %80 üzerine çıkarırsanız serviks kanserinin 70 yılda eliminasyonunun mümkün olduğu modellenmiş. Bir diğer çalışmada da yine %90 HPV aşılama oranı ile yüksek riskli gruplarda özellikle immünokompromisli gruplarda %95 aşılama oranı ile eradikasyonun mümkün olduğu seneler içerisinde çeşitli modellemeler var. Dolayısıyla HPV aşıları, kondinom, servikal hastalıklar, serviks kanseri gibi hastalıkların azaltılmasında ve ortadan kaldırılmasında çok çok etkin. HPV aşıları çok güvenli. Global işbirliğiyle tüm dünyada HPV aşılaması ve özellikle HPV taraması yapılarak serviks kanserinin eradikasyonu mümkün gibi görünmekte. Ben tekrar herkesin Uluslararası Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı da kutluyorum bu vesileyle. Teşekkür ediyorum. Cem hocamıza teşekkür ediyoruz sunumu için. Şimdi soruları oturum sonunda alacağız. Süreye de riayet etmek açısından. Şimdi Pınar hocamızdan, sevgili Pınar Göksedef'ten, serviks kanserinde tarama yöntemleri HPV ile mi tarayalım, klasik simir ile mi tarayalım ve bunların maliyet etkinlik analizi ile ilgili bir sunum dinleyeceğiz. Buyurun Pınar hocam. Çok teşekkür ederim Gürkan hocam. Ben... Affedersiniz. Evet. Sanıyorum oldu. Serviks kanserini tarama ve önleme çabalarından primer korumayı Cem hocam çok güzel anlattı zaten. Ben de sekonder korumada neler yapıldığını, Dünya Sağlık Örgütü'nün son 3 yıldaki eforunu da içeren, biraz da kendi ülkemizden kabaca yaptığım, tam matematiksel bir modelleme olmasa da maliyet hesaplarından bahsedeceğim. Serviks kanseri dünya çapında
1800'lerin sonları, 1900'lerin başında en ölümcül kanserdi kadınlar arasında. Doktor Schiller, kendisi Avusturya asıllı bir Yahudi, prekürsörlerinin üzerinde ve bunların görsel olarak taranması üzerinde çalışmalar yaptı ve gözle asetik asit ve ligor solüsyonu uygulaması sonrası serviksteki kanserleri, kanser öncülerinin görüntülerini ortaya koyarak ilk, belki de ilk tarama testini ortaya attı. Ancak spesifitesi ve pozitif prediktif değeri, tanısal değeri oldukça düşük olduğu için PAP smear ile hızlıca replase edildi. PAP smear işin içine patoloğun da girmesi gereken bir taramaydı. Ama yaklaşık bir 5 dekat sonrasında serviks kanserlerden ölümleri 5 kat azalttı. Daha sonralarında etkene yönelik yeni buluşların ortaya çıkmasıyla HPV serviks kanseri ilişkisinin oldukça iyi dokümante edilmesiyle birlikte etken taranması, yani mikrobiyolojik taramalara geçildi. Bunlar nükleer asit amplifikasyon testleri idi. Hybrid Capture 2, PCR ile veyahut Hybrid Capture 2 PCR ile DNA'sı taranarak veyahut E6-E7 proteinlerinin RNA'sı taranarak pek çok marka test ortaya atıldı. Taramanın gerçeğinde mortaliteyi taramanın tek bir tarama ile %50 azalttığı, tek bir HPV testi ile ileri evre serviks kanserinin de yine yarı yarıya azaltıldığı ortaya konmuştur. Sitolojik tarama ile de insidansta oldukça azalma olmaktadır. Taramanın en fazla fayda gördüğü yaşlarda 30 ila 39 yaş arasıdır. 35 yaşında tek tarama modellemeleri yapılmış, matematiksel modellemelerinde maliyeti düşürüp hayat boyu serviks kanserine yakalanma riskini de neredeyse 1/3 oranında azalttığı ortaya konmuş. Amerika'da pek çok örgütün önerdiği çeşitli tarama modelleri var. 21 yaşında genellikle başlanması öneriliyor. 30 yaşına kadar 3 yılda bir sitoloji ile, pap smear ile tarama. Daha sonrasında ya 5 yılda bir HPV ile veya COTES ile tarama öneriliyor. Ama bununla birlikte Amerikan Kanser Cemiyeti 25 yaşından itibaren taramaya başlanması, çünkü bu yaşlardan önce kanser, serviks kanseri insidansının çok az olduğu ve 25 yaşından itibaren de 5 yılda bir HPV ile taranmasını önermekte. Bir sürü tarama modeline veya önerilerine rağmen serviks kanseri halen kadınlarda önemli bir ölüm nedeni. En az 600 bin kadın yılda serviks kanseri tanısı alıyor ve bunların yarısından fazlası da bu hastalık nedeniyle trajik bir biçimde hayatını kaybediyor. Ve serviks kanseri olgularının %90'ına yakında düşük gelirli, özellikle Sahra altı bölgelerde, Asya'nın doğusunda ve Güney Amerika'da olmakta. Ülkemizde 100 binde 4.8 serviks kanseri insidansı, ama bu rakam açıkçası muhtemelen kayıtlarla alakalı bir sıkıntı dolayısıyla bana çok gerçekçi gelmiyor. Niyeyse. Dünya yüzeyinde de görüldüğü gibi Afrika'da, özellikle HIV virüsünün yaygın olduğu bölgelerde serviks kanseri, ileri evre serviks kanseri ve bu kanserden ölümlerin miktarı çok fazla. İşte bundan yola çıkarak Dünya Sağlık Örgütü 2018 yılında kanser eliminasyonu çağrısında bulundu tüm dünyaya. Ancak COVID-19 pandemisiyle birlikte işler biraz hızını yavaşlattı. 2020'de küresel bir strateji olarak eliminasyon programı başlatıldı. 2021'in geçtiğimiz Haziran ayında bir kılavuz yayınlandı. Serviks kanserinin taranması ve yapılması gerekenlerle alakalı 90-70-90 kuralı olarak anılabilir belki de bu. 15 yaşına kadar olan kızların %90'ının aşılanması, %70 kadınların %70'inin de en az hayatı boyunca iki defa taranması gerektiği ve
pozitif tarama testi olanların %90'ında etkin bir biçimde tedavi edilmesi ileri evre kanserlerinde palyatif bakıma alınmasıyla ilişkiliydi bu. Tarama testi olarak da Dünya Sağlık Örgütü tarafından moleküler, sitolojik ve özellikle düşük gelirli, düşük gelir düzeyi olan bölgelerde de asetik asitle görsel büyütme olarak veyahut olmayarak görsel olarak taranması önerilmekte. Moleküler testlerden HPV DNA'sı veya messenger RNA'sı, sitoloji konvansiyonel PAP veya likit baz sitoloji ki özellikle düşük gelir düzeyi olan bölgelerde, kırsal kesimlerde patolog, klinik, ekipman gibi eksikliklerden dolayı PAP'a ulaşılamamakta. Ancak görsel olarak asetik asitle hem taramada hem gör tedavi et programında hem de triyajda kullanılabileceği söylenmekte. VIH için ilk serviks kanseri tarama testi dedik. Diluya asetik asit %3-5'lik ki bu beyaz sirke ile hemen hemen eşit oranda bunun için sirkenin de kullanılabileceği söyleniliyor. Kolposkop gibi bir aletle büyüterek veyahut direkt çıplak gözle gör ve tedavi ette kadınların bir daha sağlık hizmetine ulaşamayacağı yerlerde görüp özellikle kriyo ile tedavi edilerek biyopsi alınmadan tarama ve kanserin önlenmesiyle ilgili çalışmalar olabileceği söyleniyor. Mortaliteyi önemli olan oranda azaltmakta via sensitivitesi de %79, spesifitesi %85'ler gibi verilen çalışmalar var. Ancak tabii ki subjektif bir tetkik olması dolayısıyla HPV'den daha az güvenilmekte VIA'ya. Bunun için smartphone, akıllı telefon uygulamaları geliştirilmiş ancak sensitivite ve spesifiteden oldukça ödün vermekte. Sonuç itibariyle VIA için düşük gelirli kaynağı olan ülkelerde HPV ile tarama başlanana kadar uygulanabilir bir metot olduğu WHO tarafından, Dünya Sağlık Örgütü tarafından söylenmekte. VIA için bir triyaj oluşturulmuş, negatifse de 3 yılda bir VIA ile tekrardan taranabileceği söyleniliyor. Sitolojik tarama pap smear ile 3 yılda bir sitolojik taramanın sıklığı, daha erken taramanın kanserden ölüme veyahut kanseri öngörmeye bir katkısı olmadığı söyleniyor. Üstüne üstlük gereksiz girişim oranını da 2-3 kat arttırmakta. Pap smear negatif ise normal bir pap smear sonucunda da yüksek dereceli lezyon oranı 3 yıl içerisinde oldukça düşük oranlarda. Konvansiyonel yani bir fırça yardımıyla aldığınız hücrelerin cam üzerine yayılması veyahut likit bazlı bir taşıyıcıyla patoloji laboratuvarına gönderilmesi arasında tanısal değer açısından bir fark yok. Ancak likit baz sitolojide değerlendirmeye elverişsiz yayma oranı 5 kat daha az gözükmekte. Dünya Sağlık Örgütü'nün yine sitolojik olarak taramayla alakalı olarak gör ve tedavi et yöntemi söz konusu değil. Sitolojik taramada triyaj yapılmasını öneriyor. HPV testi veyahut askus ve üzeri lezyonlarda direkt kolposkopi şeklinde önerisi var. HPV testine gelecek olursak düşük gelirli bölgelerde VIA ve sitolojiye daha üstün çünkü daha sensitif bir test. Ayrıca subjektif bir test değil. Tek bir taramada bile evre 2 ve üstü kanseri ve bu kanserden ölümü yarı yarıya azaltıyor. Maliyet ülkeden ülkeye değişmekle birlikte $50-100 civarında. HPV testi için çeşitli modeller geliştirilmiş 4 ayrı önerisi var. HPV negatifse 5, ideali 5 yıl, en etkili olduğu dönem 5 yıl ama 10 yıla kadar uzatılabilir aralık şeklinde söylüyor. HPV 16-18 pozitifse ablasyon tedavisi için değerlendirilmesini öneriyor Dünya Sağlık Örgütü. Diğer yüksek riskli HPV'ler pozitifse VIA ile kontrol edilmesi,
ve VIA'ya göre yönetilmesi gerektiğini söylüyor. Yine kolposkopi başka bir triyaj olarak kullanılabilir veyahut direkt VIA triyajına alınabilir. Pozitifse ona göre ablasyona gidebilir. Bizim ülkemizin de kullandığı algoritm olan sitoloji triyajına da alınabilir. Bizim ülkemizde biliyorsunuz 30-60 yaş arasındaki 16 milyon kadın hedefleniyor tarama programında. Ben bu tarama programını çok seviyorum, çok beğeniyorum. 5 yılda bir arama çağırma yöntemiyle 2014'ten sonra özellikle başlatıldı. PCR ile taramıyoruz, hybrid capture ile tarıyoruz. Tabii ki PCR'dan bir parça daha düşük sensitivitesi var hybrid capture'ın. Ayrıca FDA tarafından tarama testi olarak onaylanmış bir test değil. Şimdiye kadar 4 milyon kadın tarandı ve sitoloji refleks test şeklinde yapılmakta. HPV pozitifse sitoloji bakılıyor, sitoloji sonucuna göre kolposkopiye yönlendiriliyor. Negatifse 5 yıl sonra tekrar çağrılıyor. Bununla birlikte belki de programın eksik bir tarafı, aşıya ilaveten tabii eliminasyon konusunda. Eksik tarafı da 5 yıldan önce, işte 1 yıl sonra kotest için tekrar gönderemiyorsunuz. Hastanın bunu kendi imkanlarıyla yapması gerekiyor. Çeşitli markalar olduğunu söyledik. Primer tanıda kullanılan ve FDA tarafından onaylanmış COBAS ve OnClarity testler var. Diğer iki test, Kygen Care HPV ve diğer hızlı test henüz değerlendirme aşamasında, FDA onaylamadı, primer taramadı ama Dünya Sağlık Örgütü öneriyor bu testlerle taranmasını. Hızlı testlerin yüksek dereceli lezyonlar açısından standart HPV testlerine benzer olduğu gözükmekte ve hastanın kendi başına topladığı vajinal örneklemle direkt klinisyenin serviksten aldığı örneklem arasında herhangi bir fark olmadığı ortaya konmuş. Maliyeti standart HPV'ye göre daha düşük ve 2,5 saatte sonuç veriyor. Yani siz gör ve tedavi etti bu testi kullanabilirsiniz hasta ayrı bir yere gitmeden. Bir başka hızlı HPV testi Expert HPV, bu 1 saatte sonuç veren bir PCR testi. Tüberküloz için aynı teknoloji kullanılmış yine kırsal bölgelerde, subsahra bölgelerde. Halen araştırma safhasında, tek vizitte tanı tedavi imkanı, 14 yüksek tipe bakıyor, 16-18'i identifiye ediyor. HIV pozitif grupta spesifiteleri de oldukça yüz güldürücü gözüküyor. Spesifite demişken HPV'nin en büyük sıkıntısı spesifisitesi. Bildiğiniz gibi etken tarıyoruz, lezyon taramıyoruz HPV bakarak. Evet, sensitivitesi yüksek ama düşük spesifitesi var. Ne yapabiliriz yükseltmek için? Ya sensitiviteden ödün vereceğiz ki eşik değerimizi yükselteceğiz. Bu da tipik olarak light emission rate'in işte normalde 1 alınırken 8 alınması gibi %90'ları çıkartabiliriz bu şekilde. Gereksiz işleme müdahaleyi önleyebiliriz. Ancak sensitiviteyi o zaman düşürmüş oluruz. İdrarda HPV testinde bir parça daha spesifite yükselse de henüz bu konuda net bir bilgi yok. Çalışma aşamasında devam ediyor. CIN2 ve üstü lezyonların tedavisinde PAP'la HPV hybrid capture 2 karşılaştırıldığında hybrid capture'ın 1.3 kat daha sensitif olduğu ama daha az spesifik olduğu görülmekte. Bu nedenle de yanlış pozitif sonuçlar dolayısıyla taramanın potansiyel zararları söz konusu olmakta. Hastanın huzursuzluğu, psikososyal sorunların olması, sağlık hizmetleri maliyetindeki artış, tedavi sonrasında oluşabilecek gebeliklerde düşük riski, erken doğum, erken membran rüptürü riski gibi durumların olması ve fazlaca tarama şeklinde potansiyel zararları var. Maliyet en çok gündemde olan, hele küresel bir tarama programından bahsediyorsak gündemde olan bir durum. Ama ve lakin biz sağlık harcamalarında kişi başına düşen yıllık harcamada
En az harcayan ülke Hindistan'ken biz de 6. sırada $1,200 civarında harcıyoruz ki Amerika'nın çok çok daha fazla, yaklaşık 10 kat sağlık harcaması var kişi başına düşen maliyet. Sitolojik taramada her bir yaşam yılı için, ilave her bir yaşam yılı için harcanacak maliyet hesaplanmış. Bu değişik bir matematiksel model. 3 yılda bir taramada $22,000 şeklinde hesaplanmış. Yıllık taramada $1,800,000. 3 yılda bir taramanın güvenilirliği ortaya konduktan sonra yüksek maliyeti dolayısıyla da düşük maliyeti dolayısıyla da tercih edilebilir bir tarama modeli olduğu sitolojik olarak söylenebilir ki ideal bir tarama maliyeti Amerika için $50,000'ın altında olması, test maliyetinin $50,000'ın altında olması gerekiyor. Hayat boyu VIA veya HPV ile tek bir kez taramada dahi 1/3 oranında serviks kanserinden ölüm riski azaldığını söylemiştik. Yaklaşık maliyeti de onun yıllık, her bir yıl için harcanacak test maliyeti $500 civarında olduğundan bu da kabul edilebilir bir yöntem. İlave her bir tarama için de %40, bu yöntemlerle tarama için de %40 ek bir risk azalması söz konusu. Ben kendi çalıştığım yerden bir örneklem yapabildim. Her yerde farklı tabii, bu devlete maliyeti başka olabilir. Ben özel bir kurumda çalışıyorum ve özel sigortalar HPV'yi kapsamıyor, ancak sitolojiyi kapsıyor, sitolojiyi karşılıyor. 21-65 yaş arasındaki 44 yılda bir kadından 15 defa 3 yılda bir tarayacaksak pap smear alırız veyahut 25 yaşına kadar 2 pap smear alırız artı 8 de HPV taraması yapabiliriz. 15 pap smear alırsak yaklaşık $300 tarama maliyeti her bir kadın için ortaya çıkacak. Eğer HPV ile tararsak 25 yaşından sonra, evet, aralıklarımız 5 yılda 1'e çıkacak ama $840 maliyeti olacak. Buna ilave olarak da 1000 kadından 20 kanser öncüsü lezyonu olan kadının HPV testiyle 16'sını tanıyacağız, 4'ünü kaçıracağız. Pap testiyle 12'sini tanıyacağız, 8'ini kaçıracağız. Artı 980 sağlam kadına da 101 gereksiz kolposkopi, eğer HPV ile tarıyorsak, PAP ile tarıyorsak da 29 gereksiz kolposkopi yapacağız. İşte bunların hepsinin maliyetleri, bu kadınlardan herhangi birinin invazif kanser olması durumundaki tedavi maliyetleri hesaplandığında, yani muhtemelen PAP smear ile taramak bizim ülkemizin koşullarında biraz daha maliyeti az oluyor gibi. Ama doğrusu elimizde en ulaşılabilir, hastaya da en az yükü bindirecek ne varsa onunla taramak. Özellikle kırsal kesimde, ülkemizde de kırsal kesimde patoloğu bulmak zor. Sitolojik taramayı yapmak dahi zor. HPV söz konusu bile değil. O zaman da belki de VIA ile taramak daha doğru olabilecek diye düşünüyorum. Cem hocamız da bundan bahsetti. Avustralya modeli. Avustralya 2007'de ulusal aşılama programını başlattı. 2017'de de HPV ile primer taramayı başlattı. Erkek çocuklarını dahi aşıladı. Şu anda serviks kanseri oranı 100.000'de 7. Gelecek 20 yılda 100.000'de 4'lerin altına düşürmeyi planlıyor. Bizim ülkemizde 100.000'de 4.8 Globakan verilerine göre, ama tekrar söylüyorum. Muhtemelen bu kayıt sorunu dolayısıyla böyle daha yüksek olduğunu düşünüyorum ben. Dünya Sağlık Örgütü'nün önerdiği tarama düşük gelirli bölgelerde, evet, 15 yaşında 90-70-90 kuralı, 15 yaşında HPV aşılaması ve hayat boyu en az 2 defa tarama. Bu da 30 yaş sonrasında muhtemelen, bir de 45'ler civarında bir tarama daha. Eğer böyle bir strateji
tüm dünyada uygulanırsa, küresel olarak uygulanırsa 2030 yılında serviks kanseri mortalitesinde %33 azalma, 2120 yılında da %99 azalma planlanıyor. Sonuç itibariyle serviks kanseri etkin tarama ve korunma yöntemi olan bir kanserdir. Erken evrede teşhis edilebilen bir hastalıktır. 2021'de Dünya Sağlık Örgütü global bir mücadele kılavuzu yayınladı. Düşük gelirli bölgelerde tek seferlik vizitlerde HPV ve VIH ile gör ve tedavi et yöntemi uygulanılabilir, kabul edilebilir bir yöntemdir. Self-HPV, hızlı HPV testleri halen araştırma aşamasında olsa da özellikle hızlı HPV testleri Dünya Sağlık Örgütü tarafından düşük gelirli bölgelerde uygulanması önerilen testlerdir. Eradikasyon hedefine aşılamanın da dahil olduğu bir plan ile ulaşılabilir. Ülkemizde fırsatçı taramalarda sitolojik tarama maliyeti daha düşük, daha kolay ulaşılabilirdir. Ben beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Pınar Hocam teşekkür ediyoruz. Gayet güzel sunum için. Şimdi Gökhan Demirayak Hocamızdan preinvaziv servikal hastalıkların tedavisinde medikal yöntemler nelerdir? Bunlarla ilgili sunumunu dinleyeceğiz. Gökhan Hocam buyurun. Teşekkür ederim Gürkan Hocam. Değerli hocalarım, değerli meslektaşlarım, hepinize iyi akşamlar diliyorum. Ben de preinvaziv servikal kanser tedavisinde medikal yöntemlerden bahsedeceğim. Hangi hasta grubuna verebiliyoruz bunu? Eksizyonel prosedür gereken hastalardan eğer tedaviyi reddeden hastalar olursa ya da CIN1 gibi kolposkopi sonrası takip ettiğimiz hastalarda kullanabiliyoruz bu tedavileri. Hangi ajanları kullanıyoruz? Bunlar arasında immün modülatörler, bunlardan en önemlisi imikimod, antiproliferatif tedavide 5-fluorouracil, antiviral tedavilerden sidofovir, yine terapotik aşılardan kısaca bahsedeceğim. Hormonlar kullanılabilir, bir de bitkisel destek tedavileri ve cihazlar bu amaçla kullanılabilir. İlk olarak immün modülatörlerden imikimod'dan bahsetmek istiyorum. Hepimizin bildiği bir ilaç. Siil, bulvar ve vajinal displazilerde yaygın olarak kullanılıyor. Bu toll-like reseptör 7 stimülatörü. Toll-like reseptörler hücre içi reseptörler ve sitotoksik T lenfositler ya da natural killer hücreleri gibi sitotoksik aktivite gösteren hücrelerin uyarılmasına ve virüsle enfekte hücrelerin öldürülmesine yol açıyor. İmikimod toll-like reseptör 7'ye stimüle ediyor. Servikal displazilerde kullanılan çalışmalar var. Onlardan kısaca bahsedeceğim. İmikimod haftada 3-7 kez %1-5 konsantrasyonda kullanılıyor. 8 ya da 16 haftalık bir tedavi süresi var. Yan etki olarak da eritem, pruritus, erozyon, ödem, az oranda da sistemik yan etkileri mevcut. Bununla ilgili yapılmış 2 tane güzel çalışma var. Bunlardan ilki 2012 yılında yayımlanmış bir çalışma. Burada tedavi edilmemiş CIN 2-3 hastalar çalışmaya alınmış.
16 hafta tedavi verilmiş. Haftada 3 gün 6.25 mg yani yarım süpozitu var, %5'lik süpozitu var kullanılmış. 30 hastaya imikimot verilmiş, 28 hasta plasebo grubu olarak alınmış. 20. haftada kolposkopi ve HPV testi yapılmış. Sonuçlara baktığımızda imikimot alan hastalarda CIN2-3, CIN2-3 histolojik regresyon oranları %73 iken plasebo grubunda %39, komplet histolojik remisyon %47'ye %14, HPV klirensi %60'a %14, özellikle HPV 16 klirensi de %47 imikimot alan grupta, plasebo grubunda hiç HPV 16 klirensi görülmemiş. İmikimot alan grup lehine oldukça anlamlı olarak iyi bulunmuş sonuçlar. İkinci güzel çalışma bu ay yayımlandı. Topik 3 çalışması 2022 Nisan ayında. Bu çalışma aslında randomize çalışma olarak planlandı. Topik çalışması olarak, ancak hastaların büyük kısmı eksizyonel prosedürleri tercih ettiği için çalışma planı değiştirilmek zorunda kalındı. Çalışmaya non-randomize çok merkezli olarak devam edildi. Bu çalışmada da tedavi edilmemiş CIN 2-3 hastalar dahil edildi. Hastalara 8 hafta, haftada 3 gün yine 6.25 mg %5'lik, bu sefer saşe, bir önceki süpozitü vardı. Bu sefer saşe verildi. Aplikatörle serviks'e hastaların kendilerinin uygulamaları istendi. 61 hasta imikimot grubu, 62 hasta eksizyonel cerrahi grubu olarak ayrıldı. Bu hastalara 10. haftada kolposkopi yapıldı. Kolposkopide eğer lezyonların tamamen kaybolduğu görüldüyse tedavi sonlandırıldı. Eğer CIN1'e gerilediyse veya aynı şekilde stabil kaldıysa tedaviye 8 hafta daha devam edildi. Progresi olan hastalarsa eksizyonel prosedür için prosedüre yönlendirildi. 20. hafta kolposkopi, HPV testi ve sitoloji tekrarlandı. Sonuca baktığımızda tedavi başarısı imikimot grubunda %43 iken eksizyonel prosedür uygulanan grupta %94 bulundu. Bu intent to treat, yani çalışma başında alınan hastaların oranları. Bazı hastalar dışlandıktan, çalışmadan çıktıktan sonra nihai hasta grubunda %60'a %95, yine eksizyonel prosedür lehine anlamlı daha yüksek bulundu. HPV klirensi arasında da %69'a 67 anlamlı bir fark bulunmadı. Çalışmanın sonucunda eksizyonel prosedür istemeyen hasta grubunda eğer imikimot verilirse %40 yaklaşık hastanın eksizyonel prosedürden kurtulduğu ve dolayısıyla ilk basamak tedavi olarak cerrahi istemeyen hastalarda verilebileceği söylendi. Diğer bir ilacımız antiproliferatif tedavilerden 5-fluorouracil. Bu timidin sentezini bloke edip DNA replikasyonunu önlüyor. Birçok gözlemsel çalışmalarda sihil, vulva ve vajinal displazilerde etkinliği gösterilmiş. Gün içi çoklu uygulama, yüksek doz nedeniyle yan etkisi çok olduğu için doz ve uygulama sıklığı regüle edilmiş. Dozu düşürülüp uygulama sıklığı da azaltılmış. 5-fluorouracil ile ilgili yapılan bir çalışmada 18-29 yaş hasta grubunda CIN2 saptanan hastalar çalışmaya dahil edilmiş. Bir grup 5-fluorouracil verilen grup, diğer grup gözlem grubu. 5-fluorouracil 2 haftada bir, toplam 8 doz, yani 16 hafta şeklinde verilmiş. 6. ayda kolposkopik biyopsi, yüksek riskli HPV testi, yine 12. ayda kolposkopi, kolposkopide lezyon görülürse biyopsi ve yüksek riskli HPV testleri tekrarlanmış. Çalışmaya 45'er hasta her iki grupta planlanmış. Ancak 5-fluorouracil grubunda 31 hasta, gözlem grubunda 29 hastayla tamamlanmış. Hastalık regresyonuna baktığımızda 5-fluorouracil grubunda 28 hastanın 26'sında, yani hastaların %93'ünde, gözlem grubunda ise 27 hastanın 15'inde, %56'sında regresyon görülmüş. Çalışmanın başlangıcında intent to treat analizde servikal hastalık regresyonu için relatif risk 1.62 bulunmuş. Yani 5-fluorouracil verilen grupta 1.62 kat daha fazla regresyon görülmüş. 6. ayda normal kolposkopik biyopsi, simir ve negatif HPV saptanma oranları da 5-fluorouracil grubunda %50, yani hastaların yarısında tamamen bulgular negatif olmuş. Gözlem grubunda bu oran %22, anlamlı olarak düşük bulunmuş.
Antiviral tedavilerden sidafovir en çok çalışılmış. DNA virüslerine karşı aktivitesi olan bir nükleozit. Bu benim ve premalin vulvar ve ekstragenital HPV lezyonlarının tedavisinde kullanılmış. Endosozla hücre içine alınıyor. Antiviral etkisi difosfat formunun viral DNA'ya dahil edilmesinden sonra görülüyor. Yine jinekolojik onkolojide yayınlanmış bir çalışmada biyopsiyle konfirme edilmiş CIN-23 ve 53 kadın çalışmaya alınmış. Konizasyon planlanmış bu hastalara. 6 hafta öncesinden bu hastalara 3 mililitre sidofovir %2'lik jel verilmiş. Sadece 1 hafta tedavi uygulanmış 3 doz olmak üzere. Diğer tarafta da plasebo grubu alınmış. Burada çalışmanın şemasını görüyoruz. Hastalar çalışmaya dahil edildikten sonra randomize edilmiş. Bir hafta boyunca bir grup sidafovir alırken diğer grup plasebo almış. Toplam 3 kez tedavi verilmiş. Tedavinin bitiminden itibaren 6 hafta sonra konizasyon yapılmış. Konizasyondan bir gün önce de HPV testi ve kolposkopi yapılmış hastalara. Çalışmanın sonucuna bakacak olursak CIN saptanmayan hasta sidofovir grubunda 23 hastanın 14'ü %60.8 iken plasebo grubunda 25 hastanın 5'i %20. Anlamlı olarak sidofovir alan grupta daha yüksek bulunmuş. Intent to treat grubunda yani çalışmayadan çıkarılan hastalar dahil edildiğinde de bu anlamlı fark değişmemiş. Sistemik toksisite görülmemiş. Lokal toksisitede herhangi bir fark saptanmamış. Terapotik aşılara bakacak olursak in vitro hümoral ve sitotoksik yanıtlar elde edilmiş olmasına rağmen klinik olarak tutarlı henüz bir başarı gösterilmemiş. Sonuç olarak çok daha fazla çalışmaya ihtiyaç olduğu söylenmiş. Şimdiye kadar anlattığım ilaçlar eksizyonel prosedürlere alternatif olan tedavilerdi. Bundan sonra anlatacağım tedaviler ise eksizyonel prosedürlerin yanında ya da daha düşük dereceli servikal lezyonlarda CIN1 gibi bir dahaki takibe kadar hani lezyonları daha da regresi olması amacıyla verilen destek tedavileri. Bunlar arasında ilk olarak papivir var. Papivir içerisinde kuersetin, yeşil çay ekstresi, meyan kökü ekstresi, tarçın ekstresi ve selenyum var. Bunlardan kuersetin ve yeşil çay ekstresi oldukça çok sayıda çalışılmış. Kuersetinin E6-PL3 bağlanmasını bozduğu, serviks tümör hücrelerinin büyümesini inhibe ettiği ve apoptozisi arttırdığı gösterilmiş. Yeşil çay ekstresinin de servikal epitel ve kanser hücre büyümesini inhibe ettiği, apoptozisi arttırdığı, HPV-E7 protein ekspresyonunu azalttığı gösterilmiş. Papivir oral olarak kullanılan bir ilaç. İkinci ilacımız Deflagen. Bunlar tek müstahzar olduğu için isimleriyle birlikte veriyorum. Bunun içerisinde deflamin var. Bu biyolojik olarak aktifleştirilmiş selenyum içeren sodyum selenit ve sitrik asit kombinasyonu. Mikronize silikon dioksit içeriyor yine. Yine yardımcı ve koruyucu bileşenler içeriyor. Etki mekanizmasına baktığımızda yüksek konsantrasyonda bulunan mikronize silikon dioksit patojenleri absorbe edip yayılmasını önlüyor bağlayarak. Daha sonra deflamin antioksidatif etkisiyle bu patojenleri nötralize ediyor. Bununla ilgili 2001 yılında yapılmış bir çalışma var. Randomize kontrollü çok merkezli çalışma. Burada çalışmaya alınan hastalar histolojik tanılı CIN1 hastaları. Bunu CIN1'in yanında histolojik olarak ASCH, ASCUS ya da LOVSIL olması gerekiyor. P16 ya histolojik ya sitolojik olarak pozitif olması gerekiyor. Diğer bir alınan hasta grubu histolojik tanılı CIN2'li hastalar ve yine histolojik tanılı HiSil hastaları dahil edilmiş. Hastalar birebir randomize edilmiş. Üçüncü ay kolposkopik biyopsi, lezyon varsa sitoloji, HPV, P16Ki67 testleri, yine 6. ayda kolposkopi, sitoloji, P16Ki67 testleri yapılmış. Çalışmanın primer sonlanım noktası 3. aydaki histolojik ve sitolojik regresyon oranları olarak kabul edilmiş. Sonuçlara baktığımızda 108 hasta aktif grup, yani tedavi alan grup, 108 hasta kontrol grubu. CIN lezyonlarında regresyona baktığımızda sitolojik veya histolojik regresyon, aktif grupta 108 hastanın 78'i, yani %72.2'si, kontrol grubunda ise %25'i. Deflajin alan grupta anlamlı olarak regresyon daha yüksek bulunmuş.
P16-K67 histolojik test durumunda regresyon olup olmadığı bakılmış. Aktif grupta 77 hastanın 13'ü P16-K67 pozitifken kontrol grubunda 99 hastanın 81'i yani %82 hala pozitif saptanmış. Yani P16-K67 deflajın alan grupta çok daha düşük oranda bulunmuş. Yine yüksek riskli HPV prevalansında azalmaya bakılmış. Aktif grupta %87'den %39.8'e gerilerken kontrol grubunda %78.7'den %83.3'e yükselmiş HPV oranı. Yan etki olarak 5 hastada vajinada kaşıntı, yanma, kramp şeklinde karın ağrısı görülmüş. Diğer bir ilacımız Silver Shell AHCC dediğimiz oral kullanılan ilaç. Bunun içinde aktif heksoz korele bileşik yani AHCC var. Bu bir mantar sınıfından elde edilen doğal antioksidan ve antikanser etkisi rapor edilmiş bir madde. Yine ek olarak silikon dioksit ve diğer yardımcı maddeler var. AHCC immün modülatör etkisi önceki çalışmalarda gösterilmiş. Normalde interferon beta, interferon gamma'yı baskılayarak antiviral etkinliği baskılıyor. AHCC interferon beta'yı baskılayarak interferon gamma'nın artmasını ve böylece antiviral etkinin artmasını sağlar. Yine ayrıca interferon beta azaldığı için burada interferon ilişkili faktör 2, bu da interferon beta'nın etkisiyle artıyor. Bu hep yüksek riskli HPV E6-E7 gen ekspresyonunu arttırıp onkogenez yolağını başlatıyor. Bununla ilgili yapılmış çalışma, üç kollu bir çalışma var. Burada in vitro olarak kanser hücre dizilerinde ilk çalışma yapılmış. Çalışmanın devamında bu kanser hücre dizileri farelerin cilt altlarına enjekte edilmiş. Hayvan çalışması in vivo yapılmış. Daha sonra insan çalışması yapılarak çalışma sonlandırılmış. Bu çalışmada iki tür serviks kanseri hücre dizisini görüyoruz burada. C33A dediğimiz HPV negatif olan serviks kanseri. Burada SİHA dediğimizde hem HPV 16 hem HPV 18 olan pozitif olan serviks kanseri hücre dizisi. Buna tedavi verildiğinde burada beta aktini görüyoruz. HPV burada negatif görülüyor. HPV 16-18 olan tarafta ise tedavinin başlangıcında pozitifken 120. saatte yani 5. günde HPV'nin negatifleştiği gösterilmiş. In vivo hayvan çalışmasında doğrulaması yapılmış bunun. Burada da farelere tedavi verilmiş bir gruba, tedavi verilmemiş, bir gruba plasebo verilmiş, bir gruba da tedavi verilmiş. Yine aynı hücre dizileri var burada. İlk grupta HPV zaten negatifti. Diğer gruba baktığımızda tedavi verilmeyen grup ve plasebo verilen grupta HPV devam ederken 3. ve 6. aylarda tedavi verilen gruplarda HPV'nin azaldığı görülüyor. Yine interferon gamma bakılmış burada. Özellikle interferon gamma'nın tedavinin 4. 6. ve 8. haftalarında arttığı görülmüş. Aynı şekilde interferon beta bakılmış. İnterferon beta'nın AHCC 3 gram alan hastalarda 3. ayda yaklaşık iyice azaldığı ve kritik eşik olan 25 pikogram bölü mililitrenin altına düştüğü görülmüş. Burada yine aynı şekilde AHCC 1 gram bölü gün alan hastalarda da biraz daha geç olmakla birlikte yaklaşık 4. ayda 25 pikogram bölü mililitrenin altına düştüğü görülmüş. Bu çalışmanın tabii limitasyonu direkt HPV PCR bakılmaması, maliyetten dolayı bakılamamış. Ancak interferon beta'nın değerinin 25 pikogram bölü mililitrenin altına düşmesi HPV'nin klirensini gösteren bir bulgu olarak paylaşılmış. Son slayt olarak iSight HPV'den bahsetmek istiyorum. Bunun içinde de hyaluronik asit, laktik asit, sitrik asit kombinasyonu, arabinogalaktan ve çinko sitrat bulunmakta. Yapılan doğrudan iSight HPV ile yapılan bir çalışma yok. Ancak hyaluronik asit ve çinko sitratla yapılan çalışmalar var. Çinko sitratın immün modülatör, yüksek riskli HPV eliminasyonu sağladığına dair çalışmalar var. Yine hyaluronik asidin
reepitelizan yani HPV'nin bulaşmasını önleyebildiği bir dasere alan bırakmadığı için ve antiviral etkinliği olduğunu gösteren çalışmalar var. iSight HPV'de de bunları içeriyor. Bu da yine oral olarak kullanılan bir ilaç. Ben sabrınız için teşekkür ediyorum. Hepinize iyi pazarlar diliyorum. Gökhan Hoca sunumu için teşekkür ediyorum ve mikrofonu Samet Hocama veriyorum. Teşekkürler Gürkan. Bir sonraki konuşmacımız Fuat Hoca. Kendisi bize servikal preinvaziv lezyonların son ASCCP kılavuzları eşliğinde yönetimini anlatacak. Buyurun hocam. Sayın başkanlar ve sayın meslektaşlarım, bu oturumda servikal patolojilerin yönetiminde sitolojik ve histolojik bulgular çerçevesinde ASCCP yani Amerikan Korposkopi ve Servikal Patolojiler Cemiyeti'nin 2020 yılındaki guideline'larını da birleştirerek yönetimin nasıl olması gerektiği konusundaki görüşlerimi aktaracağım. Bildiğimiz gibi servikal patolojilerin taramasını öncelikli olarak sitoloji ile yapmaktayız. Gerçi son yıllarda sitolojik taramaların yerine HPV DNA taramaları gündeme gelmiştir ama hala pek çok ülkede, kendi ülkemizde de sitolojik taramalar ön planda yapılmakta. Servikal sitolojik tarama sonuçlarına baktığımızda bunların yaklaşık %5 ile %8'inde askusla karşılaşıyoruz. %2-4 kadarında low grade squamous intraepithelial lezyon, %1'in altında bir bölümünde de high grade squamous intraepithelial lezyon, ASCH ve atipik glandüler hücre ve kanser sitoloji sonucuyla karşılaşmaktayız. Genel olarak baktığımızda sitolojik anormalliklerin %60'ından fazlasının askus olduğunu, %30 civarında low grade sil ve geri kalan bölümünü de high grade ve atipik glandüler ser sitoloji sonuçlarının olduğunu görmekteyiz. Sitoloji sonucuna göre hasta yönetimi yaparken sitolojilerle ilişkili olarak histolojik sonuçların bilinmesinde büyük fayda var. Farklı çalışmalardan farklı sonuçlar çıkmakla birlikte askus sitolojisiyle kliniğe gelen hastaların yaklaşık %10 civarında CIN2 artı lezyon olduğunu söyleyebiliriz. Low grade sil ile gelenlerde bu oran %20'ler civarında. ASCH ve high grade squamous intraepithelial lezyon gelen sitoloji sonucuyla kliniğe gelen olgularda ise bu oranın %70'lere kadar çıktığını söyleyebiliriz. Aslında bu çalışmaların büyük bir bölümü punch biyopsi ve sitoloji sonuçlarını karşılaştıran çalışmalar ama lip veya eksijenal biyopsi ile sitoloji sonuçlarını karşılaştıran çalışma sonuçlarına baktığımız zaman bu oranların punch biyopsi sonuçlarından çok daha yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Özetle elimizde herhangi bir anormal sitoloji bulgusu olduğu zaman bunun altında azımsanmayacak bir oranda histolojik servikal preinvaziv lezyon sonucunun veya bulgusunun olduğunu bilmemiz gerekmekte. 2015 yılında yayınlanan bir çalışma HPV DNA pozitifliğinin de histoloji sonuçlarıyla yakın ilişkisinin olduğunu gösterdi. Ve nitekim bu çalışmada normal sitolojili bir kadında HPV DNA tip 16 tip 18 pozitifliğinde CIN2 artı lezyon olasılığının %20'ler, CIN3 artı lezyon olasılığının da %13'ler civarında olduğunu, diğer HPV tipleri ve normal sitoloji birlikteliklerinde bu oranın CIN2 artı lezyonlar için %8'ler, CIN3 artı lezyonlar için ise %4'ler civarında olduğunu ortaya çıktı veya saptandı. Özetle vajinal sitoloji normal olsa bile HPV anormalliklerinde ve HPV DNA test pozitifliklerinde azımsanmayacak oranda yine preinvaziv lezyon olduğunu hastada
bilinmesinde yarar var. Nitekim 2019 yılında ve 2020 yıllarında yayınlanan yaklaşık 1,5 milyon kadını ilgilendiren Amerika Birleşik Devletleri Kaliforniya Kaiser Permanent Hastane grubunun verilerinden yola çıkarak yapılan çalışma sonuçlarına baktığımız zaman bu çalışmalar bize sitoloji ile birlikte veya sitolojiden ayrı olarak HPV DNA testinin sevkal patolojilerin taranmasında çok daha önemli olduğunu, özellikle negatif bir HPV testinde anlık cinüş artı lezyon olasılığının yaklaşık 10 binde birler civarında olduğunu, buna karşılık 5 yıl içinde bu oranın sadece 10 binde 14 olduğu saptandı. Başka bir deyişle negatif bir HPV test sonucu, negatif bir sitoloji sonucuna göre kadınlar için çok daha güvenilir bir sonuçtur diyebiliriz. Gene bu 1,5 milyon olgunun verileri kullanılarak yapılan değerlendirme sonuçlarına baktığımız zaman sitolojiye HPV DNA testi ilave edildiğinde veya HPV DNA pozitiflikleri ilave edildiğinde cünüş artı lezyon olasılığının belirgin olarak arttığını görmekteyiz. Örneğin normal bir vajinal sitolojide bu değerlendirmede eğer HPV negatifse cünüş artı lezyon olasılığı anlık sıfır civarındayken HPV pozitifliklerinde bu oran %2'ye, askusta 10 binde 4'ten %4'lere, low grade'de %1'den %4.5'lara, gene askeh ve high grade squamous intraepithelial lezyonda ve atipik glandüler hücre sitolojik anormalliklerinde HPV pozitiflikleri olduğunda preinvaziv lezyon olasılığının belirgin olarak arttığı saptandı. Bu çalışmalardan yola çıkarak Amerika Sevkal Patolojiler ve Korposkopi Cemiyeti bir algoritma oluşturarak karşılaştığımız hastada eğer %4'ün üzerinde bir cünüş artı lezyon olasılığı varsa tüm değerlendirmeler cünüş artı lezyon olasılıkları için yapıldı. Çünkü bu gruba göre cin2 olgularının invazyona dönme sürelerinin uzun, regresyon oranlarının daha yüksek olması nedeniyle cünüş artı lezyon olasılığından yola çıkarak hastaların yönetilmesinin daha doğru olduğu görüşünü vardı. Eğer bir hastada %4'ün üzerinde bir cünüş artı lezyon olasılığı varsa bu hastaların bunun altında bir olasılık varsa bu hastaların takip edilebileceğini, buna karşılık %4 ve üzerinde bir cünüş artı lezyon olasılığı varsa bu hastaların mutlaka kolposkopiyle değerlendirilmesi gerektiğini bildirdi. Bütün bu bilgilerden yola çıkarak günümüzde anormal sitoloji yönetimine baktığımız zaman askus ve low grade squamous intraepithelial lezyon yönetiminin 25 yaşında birbirine benzer olduğunu, ideali bu grup hastada HPV testinin yapılması, HPV DNA'sı pozitif olanların kolposkopiye yönlendirilmesi, negatif olanlarda ise bir sonraki kontrolün 3 yıl sonra yapılmasının daha uygun olduğu önerildi. Yine aynı öneride HPV sonucu bilinmeyen ve HPV bakılamayacak olan bu olgularda bir sonraki basamağın kolposkopi olmasının kabul edilebilir olduğu görüşü sunuldu. Peki özel durumlar var mı? Gebelikte bir değişiklik yok. Postmenopozal dönemde bildiğimiz gibi lokal östrojen tedavisi sonrası bir değerlendirme, yani sitolojik değerlendirme yapılabilir. Ama yine postmenopozal dönemde eğer HPV testi yapılamıyorsa bu grupta da kolposkopinin kabul edilebilir bir uygulama şekli olduğu sonucuna varıldı. Ve günlük uygulamada bu şekilde immünsüpresif olan hastalarda veya bu grup ilaçları kullananlarda cin2 artı lezyon olasılığının 2-3 kat daha yüksek olması nedeniyle bu grup hastalarda HPV sonucuna bakılmaksızın kolposkopik olarak değerlendirilmelidir. Peki 25 yaş altı grupta ne yapılmalıdır sorusuna bu grupta şüphesiz HPV DNA araştırmasının gereksiz olduğunu söyleyebiliriz.
Bu grupta gene bir yıl sonra, 25 yaş altı grup için söylüyorum, bir yıl sonra sitolojik araştırma iki low grade sil ve askus sonucundan sonra kolposkopi hastaların yönlendirilmesi gerektiği önerildi. Aske işte biraz önce bahsettiğim %20'lerden sadece sitolojiyle %20'lerde olan cünüş artı lezyon olasılığının HPV pozitifliğinde %40'lara çıktığını, gene high grade sillerde sadece sitoloji anormalliklerinde bile önemli oranda cinki artı lezyon olasılığı nedeniyle gerek askeç ve gerekse high grade squamous intraepithelial lezyon sitoloji sonucuyla kliniğe gelen hastaların bir sonraki basamağı kolposkopi olmalıdır. 21-24 yaş altında yani 25 yaş altı grupta da aynı uygulama geçerli olmalıdır bu iki sitolojik anormallik için. Atipik glandüler hücrelere baktığımız zaman eski bir çalışma ama oldukça geniş bir seri. Olguların %3'ünde endometrium ve serviks kanseri saptanmış. Pardon %5'inde %3 kadarında adenokarsinoma enstitü ve %11 kadarında da high grade squamous intraepithelial lezyon saptanmış. Bu ve benzeri verilerden yola çıkarak gene ASCCP bu grup hastalarda eskiden bildiğimiz uygulamayla kolposkopi ve endosevkal küretajın yapılması gerektiğini, eskiden bu grup hastalara bir lip eksizyon da önerilirdi ama ASCCP eğer kolposkopi yeterliyse buna gerek olmadığını, 35 yaş üzeri hastalarda ise ilave olarak endometriyal örneklemenin de yapılması gerektiği sonucunu, daha doğrusu önerisini sunmakta. Yetersiz sitolojide ne yapalım? Hiçbir zaman sitoloji üzerine sitoloji yapmamak gerekir. Eğer elimizde bir sitoloji sonucu var ve bu sitoloji sonucuna güvenmiyorsak yapacağımız tek şey o sitoloji preparatının başka bir patoloji grubu tarafından değerlendirilmesidir. Eğer bir yetersiz sitoloji veya güvenilmez sitoloji sonucu varsa bir sonraki kontrolün 2 aydan sonraki bir zaman dilimi içerisinde olması arzu edilir. İdeal olarak bu grup hastalarda HPV DNA araştırıp buna göre yönlendirmede uygun olur. Peki sitoloji sonucuna bakılmaksızın yine bu ASCCP çalışmalarının birinde tip 16 ve tip 18 pozitifliklerinde sitoloji negatif bile olsa sırasıyla %5'lerde ve %3'lerde tip 3 artı lezyon olasılığının olduğunu, 5 yıl sonra bu oranların %9'a %5'e çıktığını, dolayısıyla tip 16 ve tip 18 pozitifliklerinde sitoloji negatif bile olsa bir sonraki basamağın kolposkopi olması gerektiği önerisinde bulunmakta. Kolposkopi önemli bir servikal patoloji değerlendirme aracı ama kolposkopinin güvenilirliğinin bilinmesi gerekmekte. Yani yaptığımız kolposkopik işlemlere ne kadar güveniyoruz veya başka bir deyişle yaptığımız kolposkopi altında punch biyopsilerden cin 2 veya cin 3 artı lezyonların yüzde kaçını tanıyoruz veya kaçını atlıyoruz. İskandinav ülkelerinden SPOXY çalışması önemli bir çalışma, prospektif bir çalışma. Diğer pek çok çalışmada olduğu gibi kolposkopi altında bir tek punch biyopsiyle %60-65'ler civarında cin 2 artı lezyonların %60-65'ini tanırken kolposkopik biyopsilerin ise yani kolposkopi altında yaptığımız biyopsi sayısını arttırdıkça bu oranın %95'lere ve hatta endosevkal küretajı ilave ettiğinde bizde %100'lere ulaştığını görmekteyiz. Bu çalışmanın sonucu bize özetle şunu söylemekte, benzer çalışmalar da var. Kolposkopi altında biyopsiler yaparken birazcık rahat davranmakta, biyopsi sayısını arttırmakta fayda var gibi duruyor. Kolposkopi altında punch biyopsi sonucu low grade squamous intraepithelial lezyon ve high grade squamous intraepithelial lezyonla karşılaştığımızda ne yapmalıyız? Bilindiği gibi low grade yani sevkal intraepithelial neoplazi birlerde spontan regresyon veya persistans oranı %90'lar civarında. Malignite ilerleme oranı %3'ler civarında ortalama süre yaklaşık 5 yıl. Dolayısıyla sevkal intraepithelial neoplazi birler tedavi edilmesi gereken lezyonlar değildir. Buna karşılık ikiler ve üçler bir sonraki lezyona ve kansere dönme olasılıkları daha yüksek olduğundan
tedavi edilmesi gereken lezyonlardır. Bu çerçevede şunu söyleyebiliriz. Primer sitoloji sonucu askus, low gracil ve sitoloji normal ama HPV tip 16 ve tip 18 pozitifliği sonrasında sevkalin tepkiler neoplazi bir saptanan olguların tedavisine gerek yoktur. Bu olgularda bir yıl sonra kotest veya 8-10 ay sonra vajinal simirle takip edilmelidir. Ancak eğer primer sitoloji sonucu az geç olan olgularda yapılması gereken, biz yıllardır bu şekilde davranmaktayız, hem sitoloji hem kolposkopi hem biyopsi sonuçları tekrardan gözden geçirilmekte emin olunduğunda o zaman bir yıl ve iki yıl sonra bu hastalar tekrar takibe çağrılmakta. Buna karşılık high grade squamous intraepithelial lezyon sonrası sevkal intraepithelial kolposkopi altında punch biyopsi ile sevkal intraepithelial neoplazi bir saptanan olgularda ASCCP'nin önerisi 3 şekildedir. Birincisi bu hastalara bir eksizyonel yani tanısal bir eksizyonel girişim veya işlem yapılabilir. Tercihen tekrardan bulgular gözden geçirilmelidir. Ama bir eksizyonel işlem de yapılabilir. Özellikle 25 yaş altı grup takip edilmelidir. Önerisi vardır. Özetle sitoloji sonucu high grade squamous intraepithelial lezyon olan olgularda biyopsi sonucumuz sevkal intraepithelial neoplazi 1 ise bu tekrardan değerlendirilmelidir. Tanı almış cin 2 cin 3 lezyonlarını yıllardan beri lip solkonizasyon veya destrüktif girişimlerle tedavi etmekteyiz. Burada birkaç cümle söylemek isterim. Endosevkal küratajı yapalım mı yapmayalım mı eksizyonel tedaviler sırasında. Bizim görüşümüz vajinal simir sonucu ASCH, high gracil ve atipik glandüler hücre ise ve de kolposkopi yetersizse veya bu hastalara ECG'yi yapılmalıdır. Yaklaşık 800 olguluk bir kendi serimizde skip endosevkal küratej pozitiflik oranı yaklaşık %7 civarında. Bunun dışında gene eksizyonel tedavi yaparken ektosevkal cerrahi sınır cin 3, endosevkal cerrahi sınır cin 2 cin 3 ve endosevkal küratel sonucu high grade squamous intraepithelial lezyonsa bu grup hastalara re eksizyon yapılmalıdır. Tercihen lip yapılmalıdır veya konizasyon tekrarı yapılmalıdır. Bunun dışında endosevkal sınır cin 3 olan olgulara endosevkal küratel sonucu cin 2 ve cin 3 olan olgularda re eksizyon olarak histerektomi yapılmamalıdır. Çünkü bir eski çalışmaya göre bu grup hastalarda invaziv kanser olasılığı %10'lar civarında. Şu an bir istatistik vermem mümkün değil ama klinimizde de ikinci, üçüncü lip sonrasında invaziv kanser tanısı koyulan hastalar vardı. Son yıllarda cin 2 lezyonlar tedavi edilmeyebilir. Evet gerçekten cin 2 lezyonların bir bölümü özellikle 30 yaş ve hatta özellikle 25 yaş altı grupta takip edilebilir. LAT çalışmasında bu grup hastalar immünohistokimyaselle bu grup hasta immünohistokimyası olarak P16 ink ile boyandığında eğer P16 pozitifse bunlar tedavi edilmelidir. Bunlar cin 3 olarak değerlendirilmelidir. Negatifse cin 1 olarak değerlendirip takip edilmelidir. Sonucu vardır ama tek bir çalışma. Ama genel olarak çalışma sonuçlarına baktığımız zaman 30 yaş altı grupta regresyon oranı %60 civarında, 25 yaş altı grupta bu oran daha yüksek. Kansere progresyon oranı yok. Bir meta analiz sonucuna baktığımız zaman gene benzer bulguları bulmaktayız. Bu bulgular eşliğinde ve ASCCP'nin kendi çalışmalarında da çıkan sonuç 25 yaş altı grupta cin 2 lezyonları tedavi edilmeyebilir. ASCCP'nin yeni önerisinde başka bir öneri var. Birinci öneri neydi? HPV'yi devreye sokmak gerekiyor. Sitolojiyle birlikte ikinci öneri, bir diğer öneri de bu grup hastalarda displaziler, high grade squamous intraepithelial lezyonlar cin 2 ve cin 3 olarak ayrıca bölünerek değerlendirilmeli ve yönetim buna göre yapılmalıdır önerisini getirmiştir. Eski LATS verilerden aksine ve eğer elimizde bir cin 2 lezyon varsa bu bir high grade lezyon olmasına rağmen
25 yaş altı grupta takip edilebilir bilir önerisi vardır. Biz de biraz önce belirttiğim çalışma sonuçlarıyla birlikte CİN2 lezyonlarını 25 yaş altı grupta hastaya verileri de sunarak uygulamaktayız. ACCCP'nin bir diğer yeni daha doğrusu yani gündeme gelen önerisi şu. Yüksek kürek lezyonlarda yani CİN2 ve CİN3 lezyonlarda ablatif tedavi yerine eksijenel tedavilerin tercih edilmesini önermektedir. 2020 guideline'ında gerçekten jinekolojik onkoloji camiası özellikle yüksek kürekli yani CİN2 ve CİN3 lezyonlarında ablatif tedavileri önermemekte ve çoğu da yani pek çok merkezde bu işi yapmamaktadır. Adenokarsinoma İnstitüsü özel bir durum. Lip sonrasında tanıyı koymak gerekir. Yani sırf punch biyopsiden yola çıkarak adenokarsinoma İnstitüsü tanısı koyulmamalıdır. Aslında aynı şey squamous intraepitheliyal lezyonlar için de geçerlidir. Sonuçta lipte eğer cerrahi sınır pozitifse ikinci bir işlem gerekir mutlaka. Yani re-eksizyon gerekir. Cerrahi sınır negatifse standart tedavi histerektomidir. Çünkü konservatif davranıldığı zaman cerrahi sınır negatif bile olsa bu gerçek negatiflik anlamına gelmez. Bir çalışmaya göre konizasyon sonrası hemen sonrası histerektomi yapılan olguların yaklaşık %8'inde yine lezyon saptanmıştır. Dolayısıyla bu grup hastalar doğurganlığını tamamlamamış erken yaş grubu tabii ki konservatif yönetilebilir. Ama kontrol aralıklarının daha sık olmasına dikkat edilmeli ve de hastaya bu durum bildirilmelidir. Peki takibi nasıl iyi yapalım tartışılabilir. Sadece sitoloji kullanıyorsak 6-8 ayda bir sitoloji, 2 negatif sitolojiden sonra rutin takip veya bir yıl sonra kotest, başka bir alternatif veya sadece HPV ile takip ediyorsak ki bu aynı zamanda ACCCP'nin önerisidir. 6 ay sonra bir HPV bazlı test, HPV veya sitoloji veya sadece HPV ve buna göre hastalar takip edilmelidir. Önerisini sunmaktadır. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Çok teşekkürler Fuat Hocam. Oturumun son konuşması için Sayın Mete Güngör artık cerrahi tedaviden bahsedecek. Konizasyon, soğuk konizasyon mu, lip konizasyon mu, farkları, avantajları ve yapılan işlemin obstetrik sonuçları. Buyurun hocam. Çok teşekkürler sevgili Samet. Bütün TİJOT İstanbul Yönetim Kurulu'na davetlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Benim görevimde bugün konizasyon ve soğuk ve konizasyon ve dipin arasındaki teknik ve farklılıklar. Aynı zamanda da obstetrik sonuçlar. Şimdi biliyoruz ki hepimiz eksizyonel konizasyon endikasyonları burada görüldüğü gibi yetersiz kolposkopi, yüksek dereceli hastalık, sitolojinin kolposkopi ve histoloji uyumsuzluğu, sitolojik adenokarsinoma in situ şüphesi, punch biyopside mikroinvazyon. Bugün aslında en fazla aslında pratikte uyguladığımız yüksek dereceli hastalıklardaki soğuk konizasyon deep uygulaması teknik olarak konuya girmek istiyorum aslında. Burada gördüğünüz gibi epiteli gösteriyorum. Bunu niçin gösteriyorum? Aslında CIN 1, 2, 3 hepsi aynı mesafe içinde olan anormallikler. Dolayısıyla sizin serviksten çok fazla doku çıkartıyor olmanız CIN 3'ü tedavi edebiliyorsunuz veya CIN 2'de daha az bir doku çıkartmanız gerekliliği bir fark yaratmıyor. Yani doku çıkartmanız gereken dokuda bir fark yok. Çünkü hepsi de epitel içinde. Oradaki stromadan çok fazla almış olmanız sizin o hastayı daha iyi tedavi edeceğinizi, daha güvenli bir tedavi edeceğinizi göstermiyor. Dolayısıyla tekniği basit bir işlem olmasına rağmen çok tricky bir işlem. Dolayısıyla da hastaya ne zarar verelim ne de onkolojik prensiplerden ödün verelim. Şimdi ilk olarak teknik olarak anlatacağım konu LEAP. Tanımı Loop Electrosurgical Excision Procedure. Bunların baş harfleri, kelimelerin baş harfleri bize LEAP'i anlatıyor. Amaç ne? Transformasyon zonunun aslında bu amaç hem soğuk konizasyonda hem de
birlikte yani eksizyonel transformasyon zonunun çıkartılması. Dolayısıyla elimizde bir doku var. Patolojiye doku gönderebilme şansımız var. Ablatif yöntemlerden farklı olarak. Ve lezyonun sınırları hakkında da bir bilgiye sahip oluyoruz. Cerrahi sınırlarımız negatif mi? Ve de ayaktan yapılan bir işlem genel siz altında veya lokal olarak yapılabiliyor. Başlangıçta ya önceden bir mapping yapmış olmanız, haritalama yapmış olmanız, yaptığınız kolposkopiyle sınırların neresi olduğunu biliyor olmanız lazım operasyon anına gelene kadar. Ya da aynı esnada ya asetik asit uygulamasıyla ya da şurada görmüş olduğunuz gibi Lugol uygulamasıyla tahmini lezyon sınırlarını belirleyebilir ve ona göre lezyonu çıkartabilirsiniz. Tercihen lezyon sınırlarının 2-3 mm lateralinde olmak başlamak üzere bu lezyonları tam olarak çıkartmak gerekir. Ekipmanda bir tane kotere ihtiyacınız var, koter uçlarına ihtiyacınız var, bir spekülüme ihtiyacınız var. Spekülümün tercihen oradaki dumanı aspir edecek bir sistemi olması, tercihen elektrik iletiminin yansıtmaması için özel bir kaplaması olması tercih edilen ekipman araçlarından. Teknikte çok ince teller kullanıyoruz. Ya paslanmaz çelik ya tungsten. Tungsten daha sert, dolayısıyla kıvrılmıyor işlem esnasında. Lezyonun boyut ve derinliğine bağlı olarak işlemi yapıyoruz. En sık 8-10 milimetrelik bir doku çıkartılması gerekiyor. Kesici modun loop dokuya değmeden önce aktivasyonu tercih edilen bir yöntem. Ama siz modifiye edebilirsiniz işleminizi. Buradaki temel amaç dokuyu o koter etkisiyle yakıp kömür haline getirmemeniz. Çünkü cerrahi sınırlarınızı o zaman etkilersiniz ve patoloğun bunu değerlendirmesini engelleyebilirsiniz. Hızlı bir şekilde yapabilmeniz için de hem çevre dokuya zarar vermeden kontrollü bir şekilde değil ama hızlı bir şekilde mümkün olduğunca düşük bir watt derecesiyle yapıyor olmanız lazım. Endoservikal kanal eksizyonunu gerekirse bazı endikasyonlarda çıkartabilirsiniz. Aynı esnada buna kovboy şapkası tarzındaki konizasyon şekli diyoruz. Tabanın koterizasyonu, genellikle bir topuz uçlu bir koterle fulgarizasyon şeklinde o tabanı kanamasın diye koterize ediyoruz. Ve de mevcutsa da yine Monsel solüsyonuyla da kanamayı engellemek amaçlı oraya Monsel solüsyonunu uygulayabilirsiniz. Burada biraz evvel de söylemiş olduğum gibi mümkün olduğunca koter güç seviyelerini minimumda tutmak gerekiyor. Şöyle bir animasyon görüntüsünü size kısaca göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi mavi renkli iletimi, elektrik iletimini azaltmak amaçlı kaplanmış bir spekülüm. Aynı zamanda gaz hortumuyla da oradaki smoke ortadan kaldırıyor. Gördüğünüz gibi asetik asit uyguladı. Daha sonra Lugol solüsyonu uyguladı. Burada lokal işlem yapıyor. Lokal işlem esnasında adrenalin kullanılarak kanama azaltılabilir. Ve de bu genel estezi altında da yapılır ki biz genellikle genel estezi altında bu işi uyguluyoruz. Görmüş olduğunuz gibi oradaki sınırlarını belirlediğiniz bölümü 2-3 milimetrelik bir sınırda, ekstra sınırda çıkartarak arkasını da o dokuyu da fulgarize ederek bir topuz uçluyla üstüne de Monsel solüsyonunu sürerek işlemi bitiriyorsunuz. Burada hemen bir başka bir canlı cerrahinin görüntüsü. Burada bir de eldiven veya naylon orada lastik eklenmiş şeyin üstüne, spekülümün üstüne. Amaç eğer lateralden vajen duvarlarının içeriye doğru gelmesini engelleyerek hem dokuya zararı, vajen duvarlarına zarar vermeyi o ince koterlerle engellemek amaçlı. Burada da aynı işlemin cerrahi yöntemi, yine asetik asit uyguluyor, yine Lugol uyguluyor, sınırlarını belirliyor. Burada da yine lokalini yapıyor, adrenalinli lokalini yapıyor ve daha sonra da gördüğünüz gibi Lugol'le oradaki belirlediği sınırlar dahilinde eksizyonunu 8-10 mm civarında yaptıktan sonra koterizasyonunu fulgarizasyon şeklinde veya dokunarak topuz uçlu bir koterle temizledikten sonra da yine şurada sanırım, evet şurada Monsel solüsyonunu da burada sürüyor ve işlemi bitiriyor. Şimdi bir de kovboy şapkası tekniği var. Özellikle lezyon 1 cm'den daha derin ise postmenopozal kadınlarda lezyonun endoservikal kanalda olma ihtimali, CIN3 vakalarındaki lezyonun
endoservikal kanala uzanmış olma ihtimali nedenleriyle ektoserviksteki sınırlara uygun olarak dokuyu çıkarttıktan sonra da böyle daha küçük looplarla da endoservikal kanaldan şurada görmüş olduğunuz gibi bir parça daha çıkartaraktan olayı tamamlayabilirsiniz. Dolayısıyla buna kobo şapkası tekniği deniyor. Bu vakalarda birazcık daha steniz olma ihtimali daha fazla. Bazen spekülumunuz ona uygun olmayabilir. Aspiratörü şurada kullanabilirsiniz. Tungsten olmayabilir, paslanmaz çelik olabilir, hafif kırılabilir. Dolayısıyla bu esnada sınırlarını önce belirleyip dokunun genişliğine göre sınırları koterle belirleyip o mevcut elinizdeki loop'un içine sığacak şekilde sıkıştırıp koterizasyonunuzu yaparsınız. Daha sonra koterizasyonunuzu yaptıktan sonra bunu hızlı yapmaya çalışın ve gördüğünüz gibi şuradaki dokunun sarı fresh bir doku olmasını, şunun gibi olmamasını sağlamaya çalışmanız lazım. Yine küçük bir loop, biraz evvel kareyi gösterdim size ama bazen elinizde kare olmayabilir. Dolayısıyla endoservikal kanaldan da kovboy şapkası tarzında şuradaki endoservikal kanaldan da küçük bir parça çıkartmanız gerekebilir. Ve daha sonra da topuz uçlu olmayabilir. Ama gördüğünüz gibi elinizdeki koterle bu bölgeyi fulgarize edebilirsiniz. Bu işlemle aslında siz iki işlemi bir arada kullanmış oluyorsunuz. Bir eksizyon yapıyorsunuz, bir de aynı esnada cerrahi sınırlarınızı ablete ediyorsunuz. Dolayısıyla cerrahi sınırlarınızın pozitif gelmesi durumunda çok daha agresif davranmamak gerektiğini ben kişisel olarak düşünüyorum. Biraz sonra tartışmalarını çok kısa olarak yapacağız. Daha sonra 12 hizasını tercihen belirleyip patoloğa ona göre göndermek lazım. Başka neler var? Komplikasyonlar olarak kanama ve enfeksiyon görülebiliyor bu işlemden sonra. Özellikle hastaya anlatıyor olmanız lazım kanamanın olabileceğini. Ve adet kanamalarının da eğer işlem sonrasında denk geliyorsa o önümüzdeki 3-4 haftalık sürece, işlemden sonraki sürece daha fazla kanaması olabileceğini bilmesi gerekiyor. Eğer adet kanamasına denk gelmiyorsa en azından bir siyah kahverengi akıntı, kanlı akıntı, adet kanamasından daha az bir akıntının veya kanamanın 2-3 hafta boyunca gelebileceğini hastanın bilmesi ve bunu normal karşılaması gerektiğini anlatmanız ve hatırlatmanız lazım. Bu esnada da işte koit yapmasını, tampon koymasını ve havuz deniz gibi durumlardan hiç olmazsa bir 3-4 hafta uzak durmasını tavsiye etmeniz gerekir. 4. haftada serviks'e bakarsınız. Herhangi bir enfeksiyon var mı? Herhangi bir iyileşme durumu nedir? Hastanın bu bahsettiğimiz engellerini ortadan kaldıralım mı? Sosyal engellerini. Onları da hastaya söyleyebilmek için 4. haftada bir kontrol etmenizde büyük fayda var. Soğuk konizasyon diğer işlem. Soğuk konizasyonda da burada görmüş olduğunuz gibi ektoserviksteki lezyonun genişliğine ve endoservikal kanala uzanmasına göre koniyi çeşitlendirebilirsiniz. Bu nedenden dolayı başlangıçta lezyonun sınırlarıyla ilgili, progresi ilerlemesiyle ilgili bulunduğu bölgeye yönelik bir takım tahminlerde bulunmanız lazım. Dolayısıyla iyi değerlendirmiş olmanız gerekiyor işlem başlamadan önce. Bu işlemde serviks transformasyon zonu dışında tutuluyor ve özellikle cervicovaginal junction'a yakın bir noktada saat 3 ve 9 hizasında iki tarafa sütür atılıyor. Dolayısıyla kanama miktarını azaltma şansınız var bu işlemle. Ve daha sonra da lezyonu 11 numaralı bir sütürüyle dairesel bir şekilde kesip daha sonra koninin uçlarını endoservikal kanala birleştirecek şekilde keserek dokuyu çıkartıyorsunuz. Ve burada tabii geride kalan şeyin mesafesini biliyor olmanız ve onu ölçmeniz lazım. Endoservikal kanalı ölçmeniz lazım ve gerekirse de endoservikal kanaldan da geride kalan endoservikal kanaldan da bir küretajla durumu değerlendirmeniz gerekir. Ştumdorf sütürleri hepimiz biliyoruz. Bu sütürler soğuk konizasyonda çok tavsiye etmiyoruz. Lezyonu hastalıklı dokuyu gömebileceği, saklayabileceği düşüncesiyle. Bu nedenden dolayı tercih edilmiyor. O bölgeyi çok rahatlıkla aslında hemostaz sağlayarak, koterize ederek de kanamasını engelleyebilirsiniz. Zaten iki tane de lateralden sütür koyuyorsunuz. Şimdi,
Enteresan bir gerek teknik farkları var. Bunlardan kısaca bahsetmek istiyorum. Operasyon süresi LEAP'te daha kısa, kan kaybı LEAP'te daha kısa ve çıkartılan doku miktarı ise soğuk konizasyonda daha fazla. Pozitifliğe bakarsak eğer cerrahi sınır pozitifliğine LEAP'te daha fazla görülüyor. Ama soğuk konizasyonda daha az cerrahi pozitifliği görülüyor. Büyük bir ihtimalle daha fazla doku çıkarttığınız için pozitiflik oranında daha düşüyor. Komplikasyonlara baktığımız zaman postoperatif kanama oranlarının soğuk konizasyonla LEAP arasında bir değişmediğini, stenoz oranlarında bir değişiklik olmadığını, görünebilirlik, junction'ın görünmesinde ise LEAP'in daha iyi olduğunu görüyoruz. Offsetlik sonuçlara bakacak olursak, uzun vadedeki sonuçlara, aslında her türlü eksizyonel uygulamanın en önemli offsetlik sonucu ve gözümüzün önünde olan konu preterm doğumlar. Preterm doğumlar hangi uygulamayı yaparsanız yapın, geriye dönük çalışmalara ve meta analizlere baktığınızda hiç işlem geçirmemiş olanlara göre arttığını görüyorsunuz. Bunları biz kendi içlerinde subgrup analizi yaptığımızda soğuk konizasyonda bu oranın LEAP'e göre daha fazla olduğunu görüyoruz. Burada yapılan çalışmalar soğuk konizasyonda nereden baksanız değişik çalışmalarda 3-4 kat arttığını görüyoruz. Aynı zamanda LEAP'te de arttığını görüyoruz. Ama ikisinin karşılaştırmalı olduğu çalışmalarda ise LEAP'in daha az ihtimalle preterm doğuma yol açtığını görüyoruz. Yine düşük doğum ağırlıklılarda büyük bir ihtimalle preterm doğum olduğu için daha fazla olduğu için soğuk konizasyonda daha fazla görülüyor. Ve prematur rupture of membrane de aynı şekilde yine soğuk konizasyonda daha fazla olduğunu görüyoruz. Şimdi burada bir çalışmadan bahsetmek istiyorum. Büyük bir meta analiz bu. Bu meta analizin sonuçlarına göre de kısa kısa özetlemek istiyorum. Rekürans oranlarına baktığınız zaman hem randomize kontrollü çalışmalar göz önüne alındığında hem de non-randomize kontrollü çalışmalar göz önüne alındığında her ne kadar rekürans oranları LEAP'te daha fazla olmasına rağmen istatistiki olarak aralarında bir fark yok. Pozitif marjinlere baktığımızda yine aynı şekilde her iki grup randomize veya non-randomize çalışmaları göz önüne aldığımızda yine LEAP'te daha fazla olmasına rağmen yine istatistik olarak anlamlı değil. Rezidüel hastaya baktığımızda da aynı şekilde aralarında bir fark yok. Sekonder hemorajiye işlem sonrasında meydana gelen kanama miktarlarına baktığımızda da yine aynı şekilde soğuk konizasyonda bir miktar daha fazla olmakla birlikte aralarında istatistik bir fark yok. Stenozda da aynı şekilde istatistik bir fark yok. Stenozda soğuk konizasyonda daha fazla olduğunun görülmesine rağmen ve konizasyon derinliklerine baktığımız zaman da doku miktarı olarak soğuk konizasyonda LEAP'e göre daha fazla doku çıkartıldığını görüyoruz. Bunun bir sonucu var mı? Bunun bir sonucu olarak da büyük bir ihtimalle şu nedenden dolayı, yani sekonder servikal doku kaybına bağlı mekanik zayıflıktan dolayı konizasyon sonrasında obstetrik risklerin arttığını düşünürsek, dolayısıyla daha fazla doku kaybına yol açan soğuk konizasyon ve de preterm doğumada daha fazla yol açıyor diye düşünebiliriz. Burada tabii tek neden bu değil. Şurada görmüş olduğunuz gibi konizasyon sonrasında obstetrik risklerin artış mekanizmalarından bir diğeri de HPV enfeksiyonunun doğumu başlatan yolları etkilemesi. Çünkü CIN'i olan ama tedavi görmemiş vakalarla CIN'i olmayan vakalar arasında karşılaştırma yapıldığında da CIN'i olan vakaların, yani hiçbir ablet eksizyonel bir biyopsi ya da prosedür geçirmemiş olmasına rağmen bunlarda da yine preterm doğum oranları bir miktar daha yüksek. Dolayısıyla HPV enfeksiyonunun olmasının sadece veya CIN'in olması şeyi artırıyor, obstetrik riski artırıyor. Buradan da yine gündeme gelebilir, biraz evvel arkadaşlarım çok güzel anlattılar. Dolayısıyla HPV aşılamasının da bu obstetrik riskleri azaltabileceğini de aklımızda tutmamız gerekebilir. Kabaca şöyle bir özetlemek istiyorum obstetrik sonuçları. Burada yazdığım gibi tedavi edilmemiş CIN hastaları, CIN olmayan gelen popülasyondaki gebe kadınlarla karşılaştırıldığında
relatif riski 1.24 olacak şekilde preterm doğum riskini artırıyor. Eğer konizasyon sayısı, tekrarlayan konizasyon sayıları, yani birden fazla konizasyon yaparsak bir kişide, preterm doğum riski 4 kat artıyor neredeyse. Relatif risk 3.78. Preterm doğum riski soğuk konizasyon için relatif risk 2.7, LEAP için ise 1.56. Yani biraz evvel de söylemiş olduğum gibi her iki prosedürde preterm doğum riskini artırıyor ama soğuk konizasyon daha fazla artırıyor. Konizasyon derinliğine bakacak olursak, eğer 10 milimetreden az bir doku çıkartmışsak bir fark gözükmüyor. Ama 10 milimetreden fazla, 15 milimetreden fazla veya 20 milimetreden fazla çıkarttıkça, yani ne kadar çok doku çıkartırsak da o zaman preterm doğum oranları ona bağlı olarak daha fazla artıyor. Peki, o zaman biz bazı sorulara cevap vererek ilerleyelim birkaç slide'da da. Cerrahi sınır pozitifliğini önceden tanıyabilir miyiz, tahmin edebilir miyiz? Şurada görmüş olduğunuz gibi eğer postmenopozal hasta, sizin işlem yaptığınız hasta grubu, eğer doğurmuş hastaysa, eğer işlem öncesindeki tanısı HCIL ise, çok sayıda kuadranda lezyon varsa ve özellikle de LEAP yaptıysanız bu hastalarda cerrahi pozitifliği ihtimali daha fazla. Bu bizim Türkiye'den arkadaşlarımızın yapmış oldukları bir çalışma. Onları da pas geçmek istemedim. Yine başka bir benzer çalışma, aynı soruya cevap veren başka bir çalışmada ise yaşın 35'in üzerinde olması, menopozda olması, preoperatif tanının HCIL olması, çok sayıda kuadranda lezyon olması ve endoservikal küretajının HCIL olması sonuçlarında cerrahi sınır pozitifliğinin daha fazla olabileceğini bu tür durumlarda akılda tutmak gerekiyor. Fuat Hoca tedavilerini anlattı. Bu da aslında güzel tartışılabilecek bir konu. LEAP konizasyon sonrası sınır pozitifliğinde CIN 2-3 hastaları da yönetim nasıl olmalıdır? Şimdi bu birçok faktör var bu kararı vermek için. Aslında biraz evvel de gösterdim, konizasyon yapıyorsunuz ama sonra da ablasyon yapıyorsunuz geride kalan dokuya. Dolayısıyla hastanın fertilite isteğine göre, hastanın yaşına göre, lezyonun şiddetine göre siz bu kararı sonrasında tekrar re-leap veya re-konizasyon yapacak mısınız, yapmayacaksınız? Bunları göz önüne alarak yapabilirsiniz. Burada gördüğünüz gibi 267 vakada 102 tanesi takip edilmiş cerrahi sınır pozitif olmasına rağmen ve takipte gördüğünüz gibi cerrahi sınır pozitifliği 46 olmasına rağmen yüksek dereceli lezyonlarda takipte bunların sayısı 14'e düşmüş. Bunun dışında sekonder cerrahi de 165'ine yapılmış. Rekonizasyon, histerektomi veya radikal histerektomi gelen sonuçların şiddetine göre karar verilmiş. Aslında bizim rutinde CIN 2 veya 3 için yaptığımız konizasyon sonrasında cerrahi sınırın pozitif gelmesi durumunda aslında hemen re-leap veya rekonizasyon yapılması gerekmeyebilir. Çünkü ablasyon yapıyorsunuz aynı zamanda. 2-3 milimetrelik bir dokuyu da geride kalmış olan o cerrahi sınırın pozitif gözüktüğü dokuyu da ortadan kaldırıyorsunuz aslında. Dolayısıyla hiç olmazsa bir 6 ay sonrasında hastayı tekrar değerlendirip tekrardan rekonizasyonu o noktada tekrar düşünebilirsiniz diye düşünüyorum. Peki LEAP sonrasında bir doku çıkartıyoruz. Bu doku eski haline geliyor mu? Yapılan çalışmalarda da bir takım ölçüm şekilleri ile ultrason ve volümün hesaplanması şeklinde yapılan çalışmalarda 6 ay civarında bunların yaklaşık %90'ının, daha doğrusu eski ölçümünün %90'ına yakınının geri geldiğini görüyorsunuz. 6 ay sonrasında ise değişmiyor. 6 ay boyunca gelecek olan geliyor. Geriye doku eski haline geliyorsa geliyor. Dolayısıyla da bu bize başka bir bilgi daha veriyor. LEAP sonrasında gebe kalmayı planlıyorsa hastalar, hiç olmazsa onların bu serviksinin iyileşme süreci, 6 ay olan iyileşme sürecini beklemelerini tavsiye ediyoruz. Tabii bu iyileşme süreci ya da %90'ına geri gelmiş olması sonuçta obstetrik sonuçları değiştiriyor mu, değiştirmiyor mu? O konuda bir bilgi yok. Çalışmalarda bu konuya zaten değinmiyorlar. Peki takipte rekürensi belirleyen olası nedenler var mı? Sizin eğer marjiniz pozitif gelir ise
Eğer HPV'li 16 pozitifse o hastada neredeyse %100'ü bunların tekrarlıyor. Eğer 16 dışındakiler de %16'sı tekrarlıyor. Eğer negatif ise HPV ya daha doğrusu yüksek riskli HPV'ler pozitif marjin olmasına rağmen negatifse onların neredeyse hiçbirisi tekrarlamıyor. Negatif olanlarda ise HPV negatifse hiç tekrarlamıyor. Yüksek riskli olanlar arasında 16 ve 16 dışındakiler pozitifse yine tekrarlamıyor. 16 pozitifse de %40'ının tekrarladığını görüyoruz. Dolayısıyla HPV 16 pozitifliğinin takipte sizi uyarması gereken, dikkat etmeniz gereken bir faktör olduğunu özellikle de hatırlatmak istiyorum. Sonuç olarak, son slaytım. Fertilite arzusu olan bir kadında eğer lip işlemi tecrübeli biri tarafından yapılabilecekse soğuk konizasyon uygulanmamalıdır. Konizasyon işleminde mutlaka şu denge akılda tutulmalıdır. Maksimum eradikasyon ve minimum hasar dengesi hastanın fertilite arzusuna göre de o da göz önüne alınarak ve onkolojik prensiplerden ödün vermeden ayarlanmalıdır. Eksizyonel işlemlerin hepsinde görülmekle birlikte preterm doğum, erken membran rüptürü, düşük doğum ağırlıklı bebekler soğuk konizasyon yapılan hastalarda daha sık görülmekte. İşlem sonrası 6 ay beklemek gerekiyor gebelik için. Lip operasyonu süresi, intraoperatif kanama, hastanede kalış süresi teknik olarak soğuk konizasyondan daha avantajlı. Lip sonrası cerrahi sınır pozitifliği, persistan veya rekürens soğuk konizasyon işleminde daha fazla görülmekle birlikte meta analizlerde aralarında istatistik bir fark olmadığı gözüküyor. Postoperatif kanama, servikal stenoz görülme oranlarında da çok önemli bir değişiklik olmadığını özetleyebilirim. Bayramınız kutlu olsun diyorum. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Tüm konuşmacılara tekrar teşekkür ediyorum. Herkes kamera ve mikrofonlarını açabilirse. Burada tüm hocalarımız kendi alanlarında çok tecrübeli sorular var ama her soruya diğer hocalarımız da literatür eşliğinde olsun. Biraz da kişisel deneyimleri gözetiminde cevap verebilirler. Cem Hocam, HPV aşılarıyla ilgili birkaç soru var. 45 yaş üstündeki kişilerin aşılanması ile ilgili, yani böyle bir talep geldiğinde hastaları nasıl bilgilendiriyorsunuz? Normalde aşının etkinliğinde aslında bir yaş sınırı olmadığını söyleyelim. Yani hastanın 45 yaşında aşılanması aşının etkinliğini azaltmıyor. Buradaki geneldeki yaklaşım özellikle 45 yaştaki bir kadında birçok HPV tipiyle karşılaşmış olması, muhtemelen aşının barındırdığı HPV tiplerini almış olması nedeniyle toplumsal özellikle faydanın az olacak olması olarak söylemek lazım. Ama hani bizim toplumumuzda bazı kadınlar oluyor, ne bileyim, hiçbir cinsel teması olmamış, bir şey olmamış, 45 yaşında aşı olmak üzere. Tabii ki bu hastalarda aşı başarılı olacak. Tabii ki böyle bir hasta grubu varsa yapılabilir. Yine hocalar yine güzel anlattılar. Konizasyon sonrası belki hani aşılar bir miktar nüksü azaltabilir. Böyle bir hastaysa bu yaştaki kadın, bunlar yapılabilir. Ben bu şekilde düşünüyorum. Pınar Hocam, aşıyla ilgili sizin başka bir konuda fikrinizi alalım. İkili ya da dörtlü aşı yaptıralım mı yoksa dokuzlu aşıyı bekleyelim mi diye çok soru geliyor. Dokuzlu aşı henüz Türkiye'de yok. Hani siz bu tür sorulara pratikte nasıl yanıt veriyorsunuz? Teşekkür ediyorum hem soru için. Sesim geliyor ama emin olamadım. Biraz zayıf geliyor ama. Peki, nasıl yapabilirim? Mikrofon da açık. Sesini açabilir miyim? Şimdi aslına bakarsanız aşıyla ilgili evet yüksek riskli HPV tiplerine karşı koruyuculuğu söz konusu ama toplumun büyük çoğunluğunun maruz kaldığı kondilom, yani genital sihirlere karşı da koruyucu olan dörtlü aşıyı, maalesef dokuzlu aşıyı henüz bulamıyoruz ülkemizde. Zaten toplantı öncesi Cem Hoca'yla da konuştuk. Aslında Sağlık Bakanlığı'ndan ruhsatlandırılmış ancak henüz alamıyoruz, edinemiyoruz. Muhtemelen pandemi dolayısıyla.
yapılmasının doğru olduğunu düşünüyorum. Benim hizmet ettiğim bölgede bize bağlı bulunan sosyal sigortalar, sosyal güvenlik kurumunun bir çocuk kampı var. 12-18 yaş arası çocuklar. Bu çocuklar birazcık daha böyle hem istismara açık hem de daha sonrasında 18 yaşında bunlar artık oradan ayrılıyorlar. Daha sonra da seks işçisi olarak çalışmaya başlıyorlar. Bu çocukların pek çoğu kondilomla birlikte geliyor. O yaş grubu işte yüksek riskli HPV taramasına da çok açık değil ama en azından şöyle bir kendimce niyetlendim. Bu çocuklar için evet aşılama, ulusal aşılama programımız henüz yok ama hiç değilse böyle sosyal hizmetlerin bakımı altındaki çocuklar için böyle bir program başlatılabilir diye ve ben kesinlikle 6 ve 11'i kapsayan aşıları önermeye çabalıyorum kendi pratiğimde. Yok, soru hangi aşı değil de 9'lu aşıyı bekleyelim mi, mevcut aşıları yaptıralım mı? Anladım. Peki şöyle, evet. Zaten mevcut aşıyla başlarsak da 9'lu aşıyla devam edebiliyoruz. Ama 15 yaşa kadar 2 doz aşıyı en azından CDC okeyliyor, firma okeylemese bile. Bence 15 yaş öncesi 2 doz aşıyı, hatta galiba tek doz aşıyla alakalı bir sürü çalışma ortaya atıldı. Yaptırmakta fayda var diye düşünüyorum. Fuat abi, siz ASCCP'yi çok güzel anlattınız. Yani kendi pratiğinizde hem üniversitede kimlere kolposkopi yapılmasını öneriyorsunuz? Artı gerek devlet hastanelerinde gerek özelde çalışan ama kolposkopi konusunda tecrübesi olmayan hekimlerin hangi hastaları kolposkopi yönlendirmesini öneriyorsunuz? Yani hani maliyet etkinlik Türkiye şartlarında biraz farklı. Algoritmalar hasta bazında biraz modifiye edilebilir mi? O konuda fikriniz şimdi, nedir? Biz tabii yani üniversitede bir eğitim ve bir gaye olduğu için işte bir kolposkopiyi çok fazla ve sık kullanıyoruz. Günlük pratiğimize baktığımız zaman askus dahi tüm sitolojik anormallikleri kolposkopla değerlendirmekteyiz. Ama son yıllarda yani belki son bir yıl biraz daha sık HPV kullanıyoruz. Yani kotesti. Askus ve low grade sivri eğer HPV negatifse kolposkopi yapmadığımız bir hasta grubu da var. Ama algoritmaya baktığımız zaman yapılması gereken şey şu. Low grade sivri, askage ve high grade squamous intraepiteliyal lezyonda kolposkopi yapmak gerekiyor. Low grade sivride HPV bakılırsa veya varsa negatifse yapılmayabilir. Ama askage ve high grade squamous intraepiteliyal lezyon ve atipik glandüler hücrelerde mutlaka kolposkopi yapmak lazım. Bunun dışında da HPV tip 16 ve tip 18 pozitifliklerinde sitoloji sonucuna bakılmaksızın yapmak lazım. Yani bu normal davranış şekli bu. Yani daha doğrusu normal algoritma bu. Sınavda sorduğumuz zaman bu cevabı istiyoruz. Ama günlük pratiğe baktığımız zaman yani biraz da eğitim gayesiyle askuslara da kolposkopi, yani askus low grade tümüne kolposkopi yapmak biz tüm HPV pozitifliklerine de yani yüksek riskli pozitifliklerden bahsediyorum. Kolposkopiyle değerlendirmekteyiz ama bu standart algoritma mı değil. Peki bizim deneyimlerimiz ne diye baktığımız zaman yani bir rakam veremem ama yani HPV diğer yüksek riskli pozitifliklerinde biraz önce gösterdiğim yani yılı 2015'teki çalışmada tip 16 ve tip 18 pozitifliklerinde sitoloji negatif bile olsa %10'larda bir CIN2 artı lezyon olasılığı var o çalışmada. Dolayısıyla bugünümüzde tartışmalı bir konu. Sitoloji negatif bile olsa diğer yüksek risklilerde kolposkopi yapalım mı? Bu bir cost effectivity ilişkisi, yani maliyet ilişkisi. Biz yapıyoruz ve de yani yüksek grade lezyon saptadığımız olgu grubu var. Bunları bir süre sonra yayınlayacağız. Teşekkürler. Mete abi, bir soru. High grade sil yönetimi, yani tek aşamada mı tedavi edelim, kolposkopi yapıp biyopsi sonucu
Gen 2, Gen 3 gelmişse mi tedavi edelim? Siz nasıl yönetiyorsunuz yani hasta bazında? Samet, biz algoritmalara çok strict olarak uyuyoruz. Dolayısıyla simir sonucu bizim medikasyonumuz değil. Mutlaka, çünkü onun altından da hiçbir şey çıkmayabilir. Ve bu nedenden dolayı mutlaka biyopsi sonucunu bekleyip ona göre hareket ediyoruz. Çünkü hastaya ne diyeceğiz? Eğer biz bir Hysl gelen bir simir sonucunda konizasyon yaptık, ondan sonra da normal geldi sonuç. Ne diyeceğiz hastaya? Dolayısıyla biz yine Fuat abinin diye sorulan soruya da devam edeyim birkaç bir şeye. Şeyi de yapmıyoruz. Yani 4-5 yerden biyopsi de almıyoruz. Kolposkopiyi niye yapıyoruz biz? Kolposkopiyi nereden biyopsi alacağımızı belirlemek amaçlı yapıyoruz. Eğer zaten 4-5 yerden biyopsi alacaksak, orada bir tane çalışma vardı Fuat abinin gösterdiği. Muhtemelen o kolposkopist olanların yaptığı bir çalışma değil. Dolayısıyla kolposkopist biyopsinin nereden alınacağını belirleyecek, ona göre hedefe yönelik biyopsi alacak. Ondan sonra da sonuçlarını yine kendisini judge edebilir, geriye dönük değerlendirebilir. Ama biz bu şekilde çok strict olarak hareket ediyoruz algoritmalara. Gökhan, bir soru daha var. Ben yani konuşma içeriği gözetmeksizin yöneltiyorum. Hepimizin aşina olduğu şeyler. Gerçi Mete abi bahsetti ama cerrahi sınır pozitifliğinde yönetimini nasıl yapıyorsun? Şöyle, cerrahi sınır pozitifse ben çocuk istemi yoksa, yaşı yani mesela 40 yaş üzerindeyse özellikle relip öneriyorum. Ama çocuk istiyorsa, hani tekrar cerrahi olmak mümkün olduğunca istemiyorsa 6 ay sonra HPV kontrolü öneriyorum ben. Pozitif gelirse o zaman tekrar relip öneriyorum. Benim yaklaşımım bu şekilde. Peki. Samet, bir yere girebilir miyim? Relip'i ne zaman öneriyorsunuz? Yani hemen işlem sonrası. Sonucu alır almaz relip mi yapıyorsunuz? Nasıl hareket ediyorsunuz? Şöyle hocam, hemen yani ya kısa sürede yapmak lazım bence ya da belli bir süre beklemek lazım. Çünkü patoloji sonucu genellikle çok erken çıkmıyor. Dolayısıyla şeyi anlattınız siz de, hani tekrar 6 ay sürüyor rejenerasyon. Dolayısıyla ortalama 3 ay sonra falan denk geliyor hocam. Benim yani şu ana kadarki yaptığım hastalar ortalama 3 ay civarı. İlk lipten 3 ay sonra yaklaşık ortalama. Pınar, senin katkın var galiba. Yani aslında eğer görebileceğim bölgede bir cerrahi sınır pozitifliği varsa, bu eksternal cerrahi sınır, o zaman beklemekte, fertilite isteğine göre beklemekte bence bir sıkıntı yok. Hatta fertilite istemese bile beklemekte bir sorun yok. Tabii ki önceki patolojilerini de bir gözden geçirmek lazım. High grade seal veya HPV tip 16 olması önemli. Ama eğer endoservikal kanal içerisinde cerrahi sınır varsa, bu beni birazcık daha huzursuz ediyor açıkçası. Peki cerrahi sınır pozitif olan hastalarda fertilitesini tamamlasa bile, Fuat abi histerektomi yapmayalım, bunların arkasında %10 gibi bir invazif kanser çıkabilir. Kendi verileri de daha henüz anladığım kadarıyla toparlanmadı ama hani bu yönde olabilir diye söyledim Fuat abi. Sen zaten fikrini söyledin. Mete abi, sen ne düşünüyorsun? Cerrahi sınır pozitif 45 yaşında 3 çocuğu olan bir hasta. Aynı düşüncedeyim. Samet, aynı düşüncedeyim. Onun net olarak cerrahi sınır negatif olup da patoloji raporu net olarak konfirme edilmemiş bir vakaya hiç histerektomi yapmayız biz. Yani relip yaparım. Yani cerrahi sınır negatifliğini görmek istiyorum bir. Ve çıkarttığım dokunun içindeki patolojinin de net olarak tanısının konmuş olması lazım. Ondan sonra elektif olarak eğer histerektomi yapacaksam tabii ki yaparım. Ama onun haricinde aynen Fuat abinin dediği gibi net tanısını koymadan. Çünkü cerrahi değişiyor. Eğer malignite varsa onun cerrahisi farklı. Eğer yoksa onun cerrahisi farklı. Burada tabii yani işte ne bileyim 2 santimin üstünde bir tümör çıkarsa sonradan parametrektomi yapmak çok daha zor.
Onun altındaki lezyonlarda laparoskopik lenfleri değerlendirmek mümkün. Yani bu olasılık ne kadar bilmiyorum ama muhtemelen çok düşüktür diye düşünüyorum. Yani cerrahi sınır pozitif hastaya histerektomi yaptığınızda sonradan paramektomi yapmanız gereken hasta grubu yüzde kaç? Yani bu oranı da bilmek lazım. Bilmiyorum bu konuda. Ben hocam Fuat abi bir oran yani söyleyemeyeceğim ama yani 2 ve 3 lip sonrası invazyon çıkan hastalar var. Yani dolayısıyla bu işler nadir işlerdir ama bir hekimin başına geldiği zaman o hekim için de o hasta için de ciddi bir problemdir bu. Yani hastaya anlatması da güçtür. Pınar'ın söylediği gibi yani endoservikal sınır pozitifliklerinin yeri önemli. Yani ektoserviksi göz ardı edebilirsiniz. Ama endoservikal sınır hele hele ve de yani endoservikal küretajda cin 2 cin 3 varsa buna histerektomi falan yapmak büyük sıkıntı iş. Katkı varsa şey yapabiliriz. Cem sana bir soru. ECG kime yapalım kime yapmayalım? Yani hangi hastalara ECG yapmamız lazım? Kime yapmayabiliriz? Ya da sen nasıl hepsine mi yapıyorsun? ECG'de yani çok sorulan bir soru yani bize de soruyorlar. Yani şimdi ECG zaten hani yetersiz kolposkopi de mutlaka yapmamız gereken bir şey. İçeri görmek lazım. Özellikle hani yeterli kolposkopide tip 18 pozitifliği varsa sonuçta bu adeno kanserlerle daha yüksek oranda birliktelik var. Bunlarda da yapmak gerekir. Hani ECG yapmak zor bir şey değil, kolay da bir şey. Bir de hani zaten Mete abi de anlattı. Konizasyon sonrasında mutlaka oradan bir örnek almak lazım ki yaptığımız sınırın ötesinde bir şey atlıyor muyuz, atlamıyor muyuz? Bunu görmek çok önemli. Yani LEAP yapan herkesin hani yani bir ECG'yi mutlaka yapması lazım diye ben düşünüyorum. Yani benim görüşlerim bunlar. Diğer hocalarım bir şey der mi? Gökhan, konizasyonun komplikasyonlarından bir tanesi servikal stenoz. Yani %4-7 gibi oranlar veriliyor. Ya ben kendi pratiğimde çok nadir görüyorum. Sen nasıl konizasyonda stenoz problemi yaşıyor musun? Yaşadığında ne yapıyorsun? Yani şu ana kadar düşünüyorum hocam bir karşılaştım mı diye. Şimdi şöyle açıkçası eğitim araştırma hastanesinde uzun süre çalıştım ben. Hani orada daha çok cerrahilere bizim gözetimimizde asistan arkadaşlar yapıyor. Sonrasında belki onlara gelmiş olabilir ama benim şu ana kadar hatırladığım bir servikal stenoza bağlı herhangi bir şey hatırlamıyorum şu ana kadar. Ya ben kendimde görmedim açıkçası. Yani literatürle pratik arasında bir uyumsuzluk gözlüyor musun ya da senin kişisel tecrüben nasıl? Bu kadar yüksek oranda bahsettiğin oranlarda görmüyorum ama gördüğüm vakalar var tabii. Ne yaparsın diye sorarsan dilatasyon yapabilirim. Ondan sonra başka da aklıma gelen bir şey yok açıkçası. Birkaç vaka gördüm hatta servikal sıvıların orada biriktiğini, bir kistik bir görüntü yarattığını, sadece o dış kısmı, os eksternal os kısmının kapandığını görüyorum aslında. Scar dokusu oluşabiliyor, bazen oluşabilir gerçekten. Ama çok önemli bir problem değil gibi düşünüyorum açıkçası. Şunu yapmak gerek herhalde. Yani lip veya konizasyon sonrası endosevikal kanalın glandüler bölümünü kotorize etmemek lazım. Olabilir. Kotorize edildiği zaman stenoz oranı artar. Çoğu zaman önemsiz bir şeydir ama bazen çok yani inatçı olduğu zaman hasta her ay kliniğe gelir. Her adetten sonra ve dilate etmek gerekir, spiral takmak gerekir vesaire. Dolayısıyla endosevikal kanalı yani glandüler olduğu düşünülen bölgeyi koterize etmemek gerekir. Fuat abi bir problemde lip konizasyonda duman inhalasyonu. Yani pratikte biraz ihmal ediliyor gibi. Çok iyi yani ne yapmak lazım orada? Hem kendimi hem yardımcı personeli korumak için. Mete'nin gösterdiği yani ne derler? Yani aspiratör bağlı valfleri kullanmak lazım. Kapalı bir devre olur. Yani onu bizim cerrahi aspiratörle dumanı aspire etmemek lazım. Yani o da tabii her yerde var mı bilmiyorum. Maskeden vazgeçmemek lazım.
Evet tabii yani o şart tabii. Aspiratörü olan şey çok uzun. O zaman tabii müdahale edilecek alan uzuyor. Genellikle aspiratörü takıyoruz. Yok. Bir de tabii maskeyi ihmal etmemek gerekiyor. Var yani biz kullanıyoruz. Peki Mete abi konizasyon yaptık. Histerektomi yapmak gerekiyor. Zamanlama için bir önerim var mı? Şu var. Yani en az 4 hafta bekliyorum. 4 hafta sonrasında hasta yani niye 4 hafta sonra konizasyon? Çünkü iyileşme süreci vesaire. Dolayısıyla 4 hafta sonra en azından 4 hafta sonra yapıyor konizasyonu. Oradaki ödemin, oradaki inflamasyonun geçtiği en erken dönem 4 hafta. Pınar, Fuat abi gerçi bahsetti ama senin de fikrini. Cin2 olup da takip edeceğimiz hasta grubu kimleri takip ediyorsun? Yani yani artık ben bizim yani Cin3'te zaten bir problem yok ama Cin2 hani ara grup. Bizim çalıştığımız yerde pek çok yerde de öyle. Artık low sil, high sil last klasifikasyonuna geçildi. Hı. Bize pek Cin2 gelmiyor. Gelirse de bir yani P16 boyaması istiyoruz açıkçası. Cin2 denilip Cin3 çıkanlar çok daha az olmakla birlikte genellikle daha low grade'li bir lezyona oluyor ama ben 25 yaşına kadar Cin2 tanısı dahi olsa hastaları çok yakın takip ediyorum. Eksizyon yapmamayı tercih ediyorum açıkçası. Peki sayın hocalarım soruların dışında katkısı olan var mı acaba? Bizim sürenin sonuna geldik. Çok teşekkür ediyoruz. Güzel bir oturum oldu. Tartışmadaki katkılar da çok iyiydi. Hı hı. Gökhan bir şey bileceksin. Tabii. RELIP bazen hakikaten uygun olmadığını düşündüğümüz hastalar oluyor. Hani negatif sınırı Mete Hocam görmedikçe histerektomi yapmak istemiyorum dedi. Ya şöyle, benim de bir iki tane böyle iki defa lip, hani RELIP'e rağmen hala sınır pozitif gelen hastamız olmuştu. Yani RELIP için de hakikaten sınırlar, mesane, rektum sınırları çok net değildi. O hasta için işte bir ince kesit MR isteyip, hani MR'da bir lezyon olmadığını görüp belki histerektomiyi biz öyle yapmıştık. İki ya da üç vaka oldu böyle. Hani belki bu biraz daha o tümörü ekarte etmek açısından faydalı olabilir. Hani onu söylemek istedim sadece. Ahmet, ben bir soru sorabilir miyim? Ben de merak ettiğim, hani ben de tam cevabını tam çözemediğim bir konu var. Mesela 6 ay sonra simire çağırdınız. High grade lezyonu konizasyon yaptınız. Simiri HPV-16 ve atıyorum low sill geldi. 6 ay sonra tekrar mı kolposkopi? Fuat abi. Sana sorayım bu soruyu. Yani biz doğrusu simiri yani 8 ay falan sonra istiyoruz. Yani 6 ay birazcık erken. 8 ay sonra ne yapıyoruz? Tekrar kolposkopi yapıyoruz. Yani böyle hani şöyle bir düşünce var mıdır? Ya bu tamam daha yeni yaptık biz bunu. Dolayısıyla bir şey yoktur. Belki böyle gelebilir vesaire diye bir geciktirme bir kez daha. Yok. Ödün vermiyoruz şeyden. Bence mutlaka. Prensiplerden. Tamam. Sonuçta tabii hiçbir yöntem tamamını yakalama gibi bir şansı yok. Mutlaka bir şeyleri risk ediyoruz. Evet. Diğer taraftan da tabii gereksiz girişim yapmamak lazım. Arasının dengesini bulmak her zaman çok kolay olmuyor ama yani hastayı risk etmemek belki daha iyi bir tercih diye düşünüyorum. Bu konuda ben de minik bir katkıda bulunmak istiyorum müsaade ederseniz. Fuat Hocam'ın anlattığı Kaiser Permanente artık bizim herhangi bir preinvazif lezyonla ilgili yayın yapmamızı engelledi. 1,5 milyon kadını falan yayınlıyor. Ve kendi maliyet hesaplarına göre biçiyorlar şeyi. Ben açıkçası kendi tedavi ettiğim, işte lipini yaptığım, negatif cerrahi sınır hastada, Cin3'te dahi ya bir 6 ay sonra bir sitoloji bakayım, gel bir göreyim diyorum. Yani bizde çok o kadar maliyetli şeyler değil çünkü bunlar. Bu bir yıl sonra kod test için HPV bakılması ayrı bir dert. Bilemiyorum çalıştığınız yerlerde hani daha rahat olabilir ama gerçekten sıkıntı. Bir faydası var mı? Emin değilim. Ama hani bu benim kendi takip stilim diyeyim. Bir bilimsel dayanağı yok. Onu söyleyebilirim ama.
Kişisel tecrübelerin her zaman bir şeyi vardır, değeri vardır. Pardon, bu, tabii bu Kaiser Permanent, Kaliforniya merkezi, yani çok sayıda hastanesi olan bir sigorta şirketi aslında. Yani aynı zamanda, bilmiyorum yani Kaliforniya merkezi belki tüm Amerika'da var. Tabii ki yani buradaki tüm uygulamalar cost effectivity üzerine dayanıyor yani. Adam bir sınır koymuş. %4'ün altında cinüç artı lezyon ihtimali varsa dokunma diyor. Tabii yani ben de yani çok algoritmalara çok takılmam. Ama bazı değerli verileri var. Yani negatif bir ABV'nin çok değerli olduğu çok önemli bir şey. Peki herhalde kapatmak gerekecek. Ben hepinize çok teşekkür ediyorum. Dinleyenlere de çok teşekkür ediyorum. İyi akşamlar. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi bayramlar diliyorum ben de. İyi bayramlar.